İyi akşamlar. KRT'de olağan işlerdesiniz. Bu hafta her haftakinden biraz farklı bir olağan işlerle karşınızdayız. Çünkü Sayın Turhan Çömez bugün olağan işlerin konuğu. Erdoğan'ın çok uzun yıllar yol arkadaşı, eski doktoru. Hoş geldiniz Turhan Çok Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olunuz. Mustafa Hoş ve Ayşen Şahin stüdyoda. Programın ortaklarından biri Bahadır Özgür Covid oldu. Çok da rahat atlatmıyor. Ağrıları, sancıları var. Bahadır'a buradan geçmiş olsun diyelim. Programımızın diğer ortağı Hakkı Özdal. O da internet bağlantısıyla bizimle birlikte. Merhaba Hakkı. Merhaba herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Turan Bey'e, Mustafa'ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi iki gün sonra 15 Temmuz'un 6. yıl dönümü var. Bir de çok tuhaf bir zamanlama belki de. Fethullah Gülen bu haberi cemaat medyası duyurdu. Fethullah Gülen ölmüş olabilir, ölüyor, ağır hasta, beyin ölümü gerçekleşti. Böyle iddialar var. Bu iki gündemi konuşacağız. Çünkü bu 6 yılda Türkiye nereden nereye geldi? Darbe çuvalına doldurulup mesleğinden edilen yüz binlerce KHK'lı var. O KHK'lılar 6 yıldır ne yaşıyor? Fethullah Gülen'in kurumlarında, kuruluşlarında, iş yerlerinde tepe yönetici olan insanlar elini kolunu sallaya sallaya dolaşırken, çoğu yurt dışına kaçmışken kimlerle hesaplaşıldı? Soruşturma dosyaları kapatıldı mı? Bunlara bakacağız. Biraz da KHK'lıların derdini dinleyeceğiz. O kadar çoklar ve o kadar büyük bir mağduriyet yaşıyorlar ki hala yaşıyorlar. Onların sesine kulak vereceğiz. Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye çok istiyordu biliyorsunuz iade edilmesini Türkiye. Sezgin Baran Korkmaz da Türkiye'ye gelmek istiyordu. Benzer profildeki tüm isimler gibi Türkiye'de yargılanmak istiyordu. Avusturya Mahkemesi yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek. Cuma günü uçağa bindirilecek. Peki Sezgin Baran Korkmaz Amerika'da ne anlatacak? Orada anlattıkları AKP'ye, iktidara, Türkiye'de kimlere uzanabilir? Bunları konuşacağız. CHP'nin Washington temsilcisi Yurter Özcan bizim yayınımızda olacak. Ama önce AKP'yi konuşalım diyoruz birazcık. Yakın geleceğini konuşalım. Şimdi eğer seçim zamanında yapılırsa 11 ay sonra sandıklar kurulacak. Ve AKP 11 ay sonra ne olacak? Siyasette bunu konuşalım istiyoruz. Çünkü AKP'liler, bakanlar, yerel yöneticiler artık bir itirazın, bir isyanın dile getirilmediği bir toplantıya katılamaz oldular. Sokakta kim bir AKP'liyi görse işte ekmek 8 lira oldu, mazot 30 lira oldu diye itiraz ediyor ve bir umutsuzluk dalgası yayılıyor. Ama hep vardır ya, Erdoğan her seçim öncesi şapkadan bir tavşan çıkarır ya, bu umut bile azalıyor AKP çevrelerinde, gelen kulis haberleri öyle. Bu sefer bir şapkadan tavşan çıkmayabilir. Niye? Çünkü AKP'nin %30 kemik oyu denir hep. Onda bile erime görüyoruz. Bunu konuşacağız. Şimdi AKP 2023 seçimlerinde eğer anketlerde görüldüğü gibi kaybederse ne olacak? Buna ilişkin HDP'nin hapisteki eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dün duvara bir yazı yazdı. O yazıdan size bir bölümü okumak istiyorum. Bakalım Selahattin Demirtaş ne diyor? Sonra buradan yola çıkıp AKP'nin yakın gelecekteki akıbetine bakalım. Seçimden sonra AKP diye bir parti kalmayabilir. Yüksek olasılıkla da kalmayacak. AKP artık bir dava partisi değildir. Davaya inananlar gemiyi çoktan terk ettiler. Geri kalanlar herhangi bir dava inancı ya da ideolojisi olmayanlardır. AKP'yi ayakta tutan o dava sahibi insanlardı. Eski genel başkanlarından bakanlarına, il ve ilçe başkanlarından her kademedeki yöneticilerine ve mahalle örgütlerine kadar hırsızlığa bulaşmayanlar daha fazla dayanamadılar ve AKP'yi terk ettiler. AKP'de kalanların da sokakları, evleri dolaşacak ne inançları, ne bilinçleri, ne güçleri, ne de yüzleri var. Dolayısıyla AKP'nin sokakla evle bağ koptuğu, mitinglere bile valilik genelgesi zoruyla insan getirmeye çalışıyorlar. Şu anda AKP büyük bir rant dağıtım merkezinden başka bir şey değildir. Devasa ihalelerden küçük bir ilçedeki hastane temizlik ihalesine, milyar dolarlık marinalardan mahalledeki büfeye, torpille işe alımlardan özel ruhsatlı nargile kafelere kadar her yerde her gün rant dağıtılıyor. Bunun yanında sosyal yardımlar adı altında en yoksulları kendine bağımlı hale getiriyor.
Bir sonraki sayfayı alalım. Bakanlarından müsteşarlarına, genel müdürlerinden il müdürlerine, medyadaki majestelerinin gazetecisi şaklabanlarından hakim ve savcılarına, müteahhitlerinden ihracatçılarına, yandaş sendikalarından tarikatlarına, vakıflarından belediyelerine kadar hepsi bu rant çarkının parçasıdır artık. AKP düzeninde devlet malı deniz, yemeyen domuzdur. Şimdi bu belirleme ışığında AKP'lilerin seçime bir ay kala nasıl bir ruh halinde olacaklarını düşünelim. Tüm veriler AKP'nin meclisi de cumhurbaşkanlığını da kaybedeceğini net olarak gösteriyor olsun. Bir sonraki, sizce ranta çıkara, menfaate, yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak bir partide kalanlar bunların artık kaybedileceğini anladıklarında orada dururlar mı? Ayrıca siz hırsız olsanız polis geldiğinde kaçmaz mısınız? Emin olun hepsi kaçacak. Geriye saf ve temiz duygularla halen AKP'ye oy vermeyi düşünen küçük bir kitle kalacak. Sonuçta AKP değil, hırsızlar kaybedecek. Hırsızlar kaybedip kaçınca AKP de kapanmış oluyor zaten. Geriye pek fazla da kimse kalmıyor çünkü. Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi. Biraz uzun bir alıntı yaptım. Sizin vaktinizden çaldım özür dileyerek. Ama yazı benim çok hoşuma gitti. Kısmaya da elim varmadı. Şimdi bu yazıyı okuduktan sonra hemen size dönmek istiyorum Sayın Çöme. Siz o partinin kuruluşundan bugününe o kadar iyi biliyorsunuz ki, kılcal damarlarına öyle hakimsiniz ki, gerçekten 2023'te olursa seçim, o seçimden sonra AKP kapanır mı? Rant ve paylaşım düzeni bozulacağı için ortada AKP de kalmaz mı? Çok önemli bir analiz, önce onu söyleyeyim, altını çizeyim. Çok doğru tespitler var. Cezaevinden bunların yapılıyor olması, yani halkın arasına girmeden uzaktan ve küçük bir cezaevi penceresinden bunların okunuyor olması çok önemli. Aslında AKP'yi iyi tanıyan, taban siyasetini iyi bilen, araziyi iyi okuyan ve siyasetin geleceğini iyi analiz eden birçok insan buna katılıyor. Ben tabii bu yazıyı siz okurken hafızam beni gerilere götürdü. 20 yıl, 25 yıl öncesine götürdü ve o zamanlarla bugünler arasında bir mukayese yaptım kafamda ister istemez. Bir derin kontrası analiz ettim. Dilerseniz ilk yıllarına dönelim AKP'nin. Nasıl geldi iktidara ve hangi duyguyla, hangi ruh haliyle geldi? O zamanlar Erdoğan'ın bir ifadesi vardı. AKP'yi, onun ifadesiyle AK Parti'yi millet kurdu. Biz sadece tabelalarını astık. Sanıyorum bu sefer AKP'yi millet kapatacak, tabelalarını da AKP teşkilatları indirecek. Çünkü eğer seçimi kaybederse bu kadar 20 yıl devletin, ülkenin, milletin her yerine kök budak salmış bu yapı elindeki bütün gücü kaybederse ayakta durma şansı yok. Ve tamamen tek adamın kontrol ettiği bir parti ve tek adamın yönettiği bir rejim eğer gücünü ve irtifasını kaybederse ayakta durma şansı yok. Bu bakımdan bu analize büyük ölçüde katılıyorum. AKP'nin kadroları iktidarı genetik kodlarına işlediler. Ve şu anda AKP saflarında olan herkes bir anlamda kendilerini iktidarın bir parçası gibi görüyorlar. Siyasetin ya da demokrasinin bir parçası görmek yerine iktidarın bir parçası gibi görüyorlar. Herkes bulunduğu konuma göre, seviyeye göre, güce göre, pozisyona göre bu süreçten nasibini aldı. En tepedekiler işlerini beşli çeteyle götürdüler. En alttakiler ufacık bir kafe ya da bir hastanenin herhangi bir küçük işletmesinin ihalesine kadar indi bu iş. Ve maalesef Türkiye bu süreci bir demokratik olgunlaşma süreci olarak değil, tek parti rejimi olarak yaşadı ve bu da AKP'nin bütün kodlarına nüfuz etti. Şu anda bir tek parti rejimi var Türkiye'de. Evet. Ve partinin mensubu olan ya da yöneticisi olanlar kendisini devletin bir parçası gibi görüyorlar. Bürokraside tam bir hakimiyet söz konusu. Devlet kademelerinde derin bir etkileri var. Yani bir ilçe farz edin, bir başhekim ne yazık ki o ilçe yöneticilerinin önünde düğmesini iliklemek zorunda. Çünkü orada tutunabilmesinin ya da görevde kalabilmesinin temel şartı teşkilatlarla iyi geçinmek. Başarı, yönetim kabiliyeti, halk tarafından sevilme, performans, üretim, katkı, bilim, bunların hepsi bir kenara bırakıldı. Evet. Ve tamamen AKP ile entegre bir yapı kuruldu. Tabii ilk yıllarda AKP'ye inanılmaz bir güven vardı, inanılmaz bir heyecan vardı. Ben o yılları hatırlıyorum.
Müthiş bir tutkuydu halkta AKP ve büyük heyecanlarla, sevdayla, sevgiyle desteklediler AKP'yi. Biz o dönemde seçim çalışmaları yaparken evlere gittiğimizde insanlar hayır hayır hiç burada durmayın, gelmeyin buralara, gidin başka yerlere, bizim zaten oyumuz size, ceketinizi koysanız biz size oy vereceğiz, gidin başkalarını ikna edin diye samimi olarak bu duygularını bize yansıtıyorlardı. Kadınlar çok önemli bir figürdü AKP'nin iktidara gelmesinde. Kapı kapı dolaştılar. Erdoğan'ın bu konudaki başarısını inkar etmemek lazım. Deneyimi son derece önemli. Kadınların siyasetteki çok önemli ve belirleyici rolünü Erdoğan çok önceden keşfetmiş bir siyasetçidir. Ve bunu çok iyi değerlendirdi. AKP'nin ilk iktidara geldiği dönemde kadınlar çok önemli bir rol oynadılar. Ve kapı kapı dolaştılar. Takdir edersiniz ki bir kahvehanede yapılan siyasetle ev ortamında kadınların toplanarak yapmış oldukları siyaset son derece önemli. Bunların eşlerini ikna ettiklerini, çocuklarını ikna ettiklerini, o dönemde yetiştirdikleri çocukların bugün siyasette oy verecek pozisyonda olduklarını unutmamak lazım. Fakat bugün gelinen noktada, buradan şeye geleceğim, az önce ifade ettiğiniz o görüntülere geleceğim. Varank'ın Trabzon'daki konuşmasına geleceğim. Bugün öyle bir atmosfer yok. Birkaç gündür arazideyim, değişik il ve ilçelerde dolaşıyorum. Halkla beraberim, özellikle bir zamanlar seçildiğim bölge hala çok yakından tanıyor. İyi irtibatlarım, bağlantılarım var. Dolaşıyorum, esnaf, köylü, çiftçi, onlarla beraberim. Çok ciddi bir öfke var. Çok ciddi bir bıkkınlık var, kızgınlık var ve şunu net olarak söyleyebilirim ki taban AKP'ye ders vermeye hazırlanıyor ve bu kez AKP en büyük tokadı kadınlardan yiyecek. Hı hı. Çünkü o kadınların tenceresi kaynamıyor. O kadınların çocukları akşam yatağa aç giriyor. O kadınların çocukları pazara gittiklerinde annelerinin ellerinden çekerek şunu istiyorum, bunu istiyorum diyor. Ve o anneler satın alamıyor. Her hafta pazara gittiklerinde yeni bir fiyatla karşı karşıyalar. Kaynamayan tencere, boş tencere bu iktidarı götürecek. Ve iktidara getiren kadınlar AKP'yi iktidardan götürecek. Ve iktidarı kaybettiği zaman AKP asla ve asla Türk siyasi hayatında eskisi gibi güçlü bir şekilde var olamayacak. Buna zaten kodlanmış değil. Kodlanması tamamen iktidara ve ranta dayalı. Bunu kaybettiği zaman zaten az önceki analizde de yapıldığı gibi, Demirtaş'ın söylediği gibi içinden vücudu terk almış edecek. Bir ceket gibi olacak, evet, değil mi? Evet ve terk edecekler. Terk edecekler. Tabii Erdoğan şapkadan bir tavşan çıkartır mı? Aslında o tavşan daha kaçtı. Yani o tavşanın artık şapkadan çıkma şansı yok. Yeter ki muhalefet büyük bir hata yapıp o tavşanı alıp tekrar Erdoğan'ın şapkasının içerisine koymasın. Evet. Bu hatada ne olabilir? Aralarında yaşayacakları bir ciddi sürtüşme bana göre büyük bir hata olur. Ya da gösterecekleri aday konusunda bir hata yaparlarsa. Onun dışında halk kararını vermiş ve AKP'yi iktidardan götürmeye hazır. Benim okuduğum ve gördüğüm bu. Düşebilir miyim? Yaklaşık 3-4 sene oldu. Kadın forumunda denk gelmiştim ve zamanında AKP'nin seçim çalışmalarında gezen kadın arkadaşlar şunu söylüyorlardı. Sadece bu kadınlar ekonomiyle yetiştirdikleri çocukla değil, bu iktidar döneminde o emeğin karşılığını siyasi bir pozisyon olarak alamamaktan da aynı zamanda muzdaripler. Bir siyasetçi gibi seçim çalışmasına katılıp her ne kadar kadınları meclise rekor sayıda taşıdıklarını iddia etseler de, birçok farklı pozisyona farklı kadın getirmiş olsalar da kendi tabanında çalışan kadına ne bir iş anlamında ne o siyasi emeğin karşılığında bir emek vermedikleri gibi şunu söylemişti kadın arkadaşlar: biz başka bir kapıyı çalamayacak kadar utanç içindeyiz. Neye ne kadar zararımız dokunduğunu farkındayız. Yüzümüz yere bakıyor. Bizi ancak kadın hareketi sahiplenebilir. Bize vaat edilen bu değildi. Çünkü 2001'de AKP kurulduğunda da mesela kadın başlığı büyük bir başlıktı aslında. Kadının yaşam içerisindeki konumunun artacak olması, hakların tanınacak olması, birçok farklı başlık da vardı. Siyasete katarken de böyle vaatlerle bu kadınları sonuçta çalışmanın bir parçası yaptılar. Sadece yoksullukla sınanmak değil, onlar bu içerideki rant düzeninin en ufak parçasından bile
pek pay alamadılar. Seçilmiş çok küçücük bir zümre dışında, onlar da zaten akrabalık ilişkileriyle yer alan ismini bildiğimiz insanlardı. Önemli ölçüde katılıyorum. Fakat AKP bunu bir anlamda örtmek için ya da maskelemek için toplumun gözü önüne bazı kadın siyasetçileri koyabilmeyi başardı ve kadın milletvekilleri var, sayısı çok yetersiz de olsa bunu çok iyi değerlendirdi. Ama tabandaki bu kaygıyı anlıyorum ve doğru olduğunu ben de söylemeliyim. Yani kadınlar hak ettiği değeri bulamadıklarını onlar da ifade ediyorlar. Tabii kadın dendiğinde bir partinin ya da yöneticisinin ne anladığına bakmak lazım. Benim için kadın figürü erkekten hiç farklı değildir. Hatta hekim olarak söyleyeyim, kadın erkekten üstündür. Yani biyolojik olarak bence üstündür. Ama normal hayatta yıllardır batıda yaşayan biri olarak bunu da içselleştirmiş bir kişi olarak söylüyorum. Kadının erkekten hiçbir farkı yoktur. Ancak AKP'nin nasıl baktığını uygulamalarından görüyoruz ve dediğim gibi kadın figürü iktidara gelirken çok güçlü bir şekilde kullanıldı. Erkek siyasete şimdi, kadın üzerinden dillendirildi. Kadınların kendi adlarına siyaset yapmasının da aslında göz önündeki kadınlar tarafından da bu da yaşandı. Mesela bir dönem ne kadar kadın önemli bir kadın meselesine şey yapmasak tamam, devam edelim. Peki. Vaktimiz çok sınırlı, biz devam edelim. Hakkı, sana dönmek istiyorum. Şimdi o yazıdaki cümlelerden biri, şu anda AKP büyük bir rant dağıtım merkezinden başka bir şey değildir. Şimdi Canikli hakkında iddialar var, TMS üzerinden kurulan bir sistemden söz ediyoruz. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a ilişkin iddialar var. Hepsini anlatmaya gerek yok. Aylardır bunu konuşuyoruz. Tam da bu sözlerin karşılığı bunlar mı acaba? Şimdi bir seçim kaybedilirse nasıl bir tablo görürüz? Sen nasıl okuyorsun meseleyi? Bengi, izin verirsen küçücük bir parantezle başlamak istiyorum. Datça'dayım biliyorsun. Bugün itibariyle burada bir orman yangını var. Orman yangını sabah öğlen 12 gibi 12 saatlerinde küçük bir alanda başladı. Çok hızlı, evet çok büyük, çok hızlı bir rüzgar var burada. Çok sert bir rüzgar var. Fakat çok hızlı yayıldı. Çünkü müdahale konusunda sanırım yeterince hızlı davranılamadı. Şu kadarını söylemek istiyorum. Geçen yıl Temmuz ayının sonunda Türkiye büyük bir orman yangını faciası yaşadı. Bununla ilgili siyaseten de teknik olarak da pek çok şey konuşuldu. Bir yıl sonra görüyoruz ki evet bugün çok fazla uçak müdahale ediyor. Hani bir dostlar alışverişte görsün şeyi çok güçlü. Fakat başlangıcında yani bir olağanüstü durum hazırlığı yok. Bir kriz hazırlığı yok. Geçen yıl büyük yangınlarla ağır hasar gören Marmaris'in burnunun dibindeyiz. Herhangi bir yangına derhal müdahale edecek, onu henüz küçükken rüzgara rağmen bastırabilecek bir tedbir alınmamış, bir kriz yönetimi oluşturulmamış. Aradan geçen bir yılda değişen tek şeyin AKP'nin Tarım ve Orman Bakanı olduğu görülüyor. Tarım ve Orman Bakanı'nın da bu nedenle değişmediğini biliyoruz. Bu küçük parantezi açmak zorunda hissettim kendimi. Evet. Bir an önce buradaki ve Çeşme'deki yangının sona ermesini, başka yerlerde de benzer sorunlar yaşanmamasını ümit ediyoruz. Çeşme'de kontrol altına alındı. Şimdi gözümüz kulağımız Datça'da. Tüm son dakika gelişmeleri aktaracağız. Hakkı, geçmiş olsun size. Teşekkürler. Şimdi AKP yani Selahattin Demirtaş'ın yazısını ben de okudum. Hatta telefonda da konuştuk biraz seninle. Bence de Turan Bey'e katılıyorum. Cezaevinde olmasına rağmen önemli tespitler yaptığı bir yazı. Şunu söyleyerek başlamak istiyorum öncelikle. Adalet Kalkınma Partisi'nin aslında 1980'den beri Türkiye'nin başına gelen şeylerin bir devamı, onun bir uzantısı olduğunu gösteren bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye bir kez daha yüksek enflasyonla ve bu yüksek enflasyonun yol açacağı açık, somut siyasal sonuçlarla karşı karşıya. Şimdi ben 1980'den beri tek başına ya da koalisyonla Türkiye'de iktidar olmuş siyasal partilerin isimlerini saymak istiyorum. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Demokratik Sol Parti, Refah Partisi. Bunlar tek başlarına ya da koalisyonlarla 1980'den beri Türkiye'de siyasal iktidara sahip oldular. Bugün bu saydığım partilerin hiçbiri yok. Bunların ufak tefek devamcıları var belki ama oy oranları çok düşük. Aslında siyaseten silinmiş durumdalar. Kendi iktidar oldukları dönem boyunca yapmak durumunda kaldıkları
siyasal, ekonomik, ekonomi politik eylemleri yaptılar ve siyaset sahnesinden çekildiler. Bence Adalet Kalkınma Partisi'nin başına gelecek olan da budur. Adalet Kalkınma Partisi zaten bir süredir, özellikle 2014'te Erdoğan'ın aslında bir tür Türkiye'deki siyasal sistemi dengesiz, topal hale getiren, halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı olmasından beri Adalet Kalkınma Partisi siyasal bir parti değildir. Özellikle 2017 Anayasa Referandumundan sonra bu özelliği hepten aşınmıştır. Ve Adalet Kalkınma Partisi 2019 yerel seçimlerinde siyaseten de sonuçları ortaya çıkmaya başlayan Türkiye'deki tablo değişimiyle birlikte aslında bir siyasi parti olmaktan çok bir dar çıkarı gözeten, bu dar çıkar etrafında bir araya gelen kesimlerin birleştiği bir organ haline gelmiştir. Ben Adalet Kalkınma Partisi açısından sorunun üç yönlü olduğu kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi AKP elitlerinin yaşadığı sorun. AKP elitlerinden kastım, çoğunluğu zaten iktisadi olarak da çıkar ilişkisi içinde olan siyasal elitlerle doğrudan ekonomik çıkarlar içinde olan, işte beşli çete diye anılan ama bundan ibaret olmayan, bugün medyaya, enerji sektörüne, savunma sanayine, Türkiye kapitalizminin belli başlı büyük alanlarına hakim olan sermaye kesimlerini kastediyorum. Bunlarla AKP'nin siyasetçileri. Bunların içinde bulunduğu sıkışmışlığı Mustafa Varank'ın, Mahir Ünal'ın, Binali Yıldırım'ın sokakta karşılaştığı tepkiler gösteriyor. Evet. Bunların toplumla ilişkisi, artık bundan sonra kurabilecekleri ilişkinin düzeyi, pozisyonu da bu. Hatta orada bence çok özel bir yan var. Büyük bir tepki gösteriliyor Mustafa Varank'a. Mustafa Varank şöyle söylüyor, diyor ki elleme, kalsın orada. Bence bütün o videonun en dikkat çekici yanlarından bir tanesi o. Elleme, kalsın orada da iki yönlü bir kibir var. Birincisi, eğer Mustafa Varank isterse o itirazı edecek insanın nasıl ellenebileceğini, o ellemenin ne anlama geldiğini bütün Türkiye biliyor. Nasıl ellenebileceğini biliyoruz. Evet. İkincisi, Mustafa Varank'ın ortada, yani şunu gösteriyor, ortada bir suç yokken insanları elliyorlar. Çünkü evet. Mustafa Varank mikrofondan müdahale elleme kalsın orada. Evet. Elleme kalsın orada deyince iş duruyor. Birinci sorun alanı bu. AKP elitleri bir tedirginlik yaşıyorlar. Hem anketler, hem sahadaki durum, toplumdan aldıkları tepkiler gösteriyor ki bir lale devri sona eriyor. Onun tedirginliğini yaşıyorlar. İkinci kısım belki AKP seçmeniyle ilgili. Çok uzatmamak için kısaca geçiyorum ama AKP seçmeninin önemli bir bölümünü Türkiye'deki dar gelirliler, emekçiler, genellikle de en formal çalışan, sigortasız, sendikasız çalışan emekçiler oluşturuyor. Bunlardan büyük bir oy havuzu elde etti AKP. Çünkü 10 yıllardır yaşadıkları sorunların değişeceğine dair bir umut, yanılsama da olsa, Turan Bey'in söylediği gibi yanılsama da olsa bir umut gördüler. Ve uzun süre, pek çok siyasal gözlemciyi şaşırtacak kadar uzun süre desteklediler. Ama geldiğimiz noktada koşullar ortada. Bundan birkaç ay önce gıdada, içecekte vergiyi %8'den %1'e düşürdüler. Büyük bir hamle gibi. Şimdi bugün gıda ve içeceğe erişim konusunda, temel gıdaya, temel tüketim maddelerine erişim konusunda toplumun hiçbir nefes alma alanı yok. Her şeye rağmen hiçbir nefes alma alanı yok. İkinci sorun alanı bu. AKP seçmenlerini kaybediyor. Bu seçmenler bir yere gidiyor mu? Bu başka bir tartışmanın konusu. Ama AKP seçmenlerini kaybediyor. Tıpkı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bunlar sandığa gitmeyebilirler. Büyük bir haksızlık gördüklerinde sandığa gidip 14 binlik farkları 800 bin lira çıkartabilirler. Üçüncü alan, Adalet Kalkınma Partisi 1990'larda ortaya çıkmış İslamcı hareketle, enerjiyle Türkiye'nin ekonomik ve siyasal sorunlarını birleştiren bir siyasal örgüt yaratmıştı. Bu İslamcılığı liberalleştiren, Avrupa Birliği projesine eklemleyen, Türkiye'nin daha açık ufuklu bir geleceğe sahip olması yönünde sarf eden bir kadro politikası izliyordu. Bugün gelinen noktada belki Turan Bey'in kadınlar diyerek işaret ettiği, çünkü esas olarak bir tür AKP örgütlerinin kadın çalışanları kapı kapı gezerek insanlara sadece propaganda olarak değil, bir tür güncel sorunları ve çözüm önerileri tartışarak geliştirdikleri, kimilerinin seçim makinesi dediği,
bir aygıtı vardı Adalet Kalkınma Partisi'nin. AKP elitlerinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların bu denli açık yaşanıyor olması, aslında AKP'nin bu denli açık bir çıkar örgütü haline gelmesi bu seçim makinesini de çalışmaz hale getiriyor. Erdoğan ve Adalet Kalkınma Partisi müstakbel seçimde kendisi için eskisi gibi çalışacak, eskisi kadar yüksek bir enerjiyle, iradeyle çalışacak bir örgüte sahip mi değil mi bunu da bilmiyoruz. Ve hatta bu konuda gelen işaretler öyle olmadığı yönünde. Evet. Çünkü bizzat partililerle yapılmış toplantılarda bu kadar yüksek sesli itirazlar geliyor. Üyeyim çok ama oy vermeyeceğim diyenler vardı. Hani daha ne olsun ki? Evet. Önemli bir davranış, oy vermeyeceğim davranışı olacak sanırım zaten. En azından şimdiki tablo bu. Belki muhalefetin bu oy vermeyeceğim davranışı üzerinden gerekenler vardır. Çok uzattım biliyorum. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. KYK borçları birkaç gündür Türkiye'yi çok meşgul etti. Öğrencilerin olağanüstü faizde, hani Türkiye bir süredir faiz konusundaki, hatta ideolojik görünen, öyle lanse edilen bir inadın sonuçlarını da yaşıyor. Fakat gördük ki öğrencilere verilen devlet kredilerine fahiş bir faizle geri ödemesi talep ediliyor. Derhal geri adım atılmak zorunda kalındı. Bu bile, yani KYK kredi borcunu geri ödemek durumunda olan ve bu sıkıntıyı yaşayan insanların sayısı, elbette bu çok önemli bir sorun ama seçimlerde toplam bir etkiye yol açacak bir sayı değildir belki. Adalet Kalkınma Partisi bu Luna Parklar'da tokmakla başına vurdukça yenisi çıkan oyuncak sincaplar gibi sorunlarla karşı karşıya. Hepsine yetişmeye çalışıyor, hiçbirine yetişemiyor. Hepsinin de arkasından koşuyor. Evet, evet. Evet. Peki, Hakkı'nın şu AKP'nin dünü ve bugünü Turhan Bey de söyledi. Oradan devam edelim mi Ayşen? Şimdi AKP yola çıktığında nasıl bir partiydi? Biz muhafazakar demokratız diyordu. İşte statükoyu sona erdireceğiz diyordu. Atanmışlara karşı seçilmişlerin yanında duruyordu. Yüzü Avrupa Birliği'ne dönüktü. Bambaşka bir partiydi. Şimdi 20 yıl sonra farklı bir tablo görüyoruz. Bu 20 yıldaki o değişim mi AKP'yi seçimlerden sonra kapanacak bir parti diye değerlendirilme noktasına getirdi. Aslında sen çok güzel özetledin, bana çok bir söz bile kalmadı ama. Çok özür dilerim. Bugün Serkan'a iki tane video göndermiştim aslında. Evet, benim onu dönüyor alttan bak, görüyor musun? Kuruluş videosu. Şimdi orada zaten bahsedilen, altı çizilen fikir hürriyeti, katılımcı demokrasi, işte uluslararası sözleşmeler, Kopenhag kriterleri, o dönem için oldukça demokratik bir açılımın, işte fikir hürriyetinin altı çizilirken, bir tane de bu videonun devamında zaten toplumun her kesimini kapsayan, işte kurucular kuruluyla mevcut liderlik sisteminin dışında çok daha birçok görüşün birlikte karar alabileceği, içinde bilim insanlarının, sanatçıların, her alanda yetkin isimlerin dahil olduğu böyle bir tanıtım var. Müthiş bir kadroyla. Hiçbir zaman öyle bir parti olmadı geliyor. Da en hiç azından olmadı. Böyle bir perspektif koyabiliyordu ortaya. Kampanya bile neye dönüştüğünü bize gösteriyor aslında. Bir de 2018 seçimlerindeki bir şeyi var, videoları var. Son videoyu da dönebilir miyiz? Zaten mesela oradaki samimiyet, Erdoğan biraz önceki videoda çocukları kucağına alıyor, işte engelli insanlarla yan yana evlere giriyor. Ama bir süre sonra koruma ordusuz, yurttaşa dokunamayan, sarayın önünde yüz metrelerce boşluktan halkı selamlayabilen, tamamen toplumdan kopuk bir lider pozisyonunda çok büyük prodüksiyonla yapılan 2018'de refere edilen şey Mehter Marşı. Mehter Marşı tam işte otoriter sağ popülist liderlerin yaptığı gibi dine, geçmiş tarihe, yıkılmış bir imparatorluğun mirasına sığınan biraz daha böyle amasetli bir video. Yüksek bütçeyle de hazırlanmış bir prodüksiyon. İçinde halkın hiçbir kesimi yok, topluma dokunan hiçbir şey yok. Hatta biz bu videoda gerçek anlamda bir lidemi ya da siyasi partiyle yurttaşın kesiştiği bir anı da göremiyoruz. Demokrasiden en sonunda da parti devletine geçişin çok güzel bir evet tam bir göstergesi. Parti devletine geçişin göstergesi, aynı zamanda da
rant sistemi de sadece büyük projeyle kendini ifade eden, sadece beton üzerinden, yapılaşma üzerinden kendini ifade eden, çünkü ortaya koyabileceği hiçbir insana değen başarısı, zaferi vaadi kalmamış bir partinin kampanya videosu. En sonunda burada izlediğiniz Anka Kuşu, köprülerin, tünellerin, metroların ve işte uçak hangarlarının üzerinde uçuyor. Çünkü AKP'nin bu toplumu 2018'den de itibaren ne hak ve özgürlükler anlamında, ne yaşamlarına dokunacak ekonomik bir iyileşme anlamında bir vaadi kalmadığı gibi, bunun için artık bir süresi de kalmadı. 2018'e yeter bir süre vardı. Vaadi kalmadığı gibi sabır dilemekten başka bir şeyi de yok. Yani toplumdan kopuşu aslında biz seçim kampanyasında bile gördük. Halk videodan, vaatten, kampanyadan bile çıkıldı. Gerisine sürekli bir beka sorunu, işte dünya nezdinde tanınabilir olma, işte liderin liderle el sıkışabilmesinin bile getirdiği bir imaj kampanyasına dönüştürüldü. Çıktığı günkü videoyla işte en son 2018'de izlediğimizdekin arasındaki görsel şey bile bize zaten derdini anlatıyor. Dönüştüğü noktayı anlatıyor. Evet. Şimdi bir çok güzel bir karşıya yazmışım. AKP için dava ne demek? Serkan, ona verebilir miyiz ekranı? Mustafa, dava çok duyarız ya AKP'lilerden, Erdoğan'dan da sürekli duyarız. Ama o yazıda diyor ki davaya inananlar gemiyi çoktan terk etti. Ben o davanın ne olduğunu da çok iyi anlamadım da hiçbir zaman. Neyse, oralara gelmeyelim. Davanın ilk zamanında olan Turan Bey var. O davanın, ama Turan Bey'in o algıladığı davayla Erdoğan'ın söylediği davanın bile aynı olduğuna emin değilim ben. Şimdi ben lafınızı kesiyorum, sizin konuşma hakkınız, ama dava dendiği zaman benim aklıma gelen Türkiye'dir. Bu ülkede yaşayan her bir bireyin mutluluk, huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. Demokrasidir, insan haklarıdır, aydınlık yarınlardır, geleceğe güvenle bakabilmesidir, yargının bağımsız olmasıdır, ifade özgürlüğüdür. Açın AKP'nin ilk kurulduğu yıllara ve 2002 seçim bildirgesini lütfen okuyun. Bizi izleyen herkese rica ediyorum, açın ve okuyun. 2002'de AKP yola çıkarken insanlara ne tür bir vaatte bulunmuş? Beni bağlayan budur. Bugün o vaatle bir başka parti karşınıza çıksa, eminim bir sürü insan sadece o vaatlere bakarak büyük ölçüde sempati duyabilir. Davanın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Eğer dava ortaya çıkan bu manzaraysa ben bunu reddediyorum. Zaten İnsanların reddettiniz uzun yıllar önce de yolunuzu ayırdınız. Daha toplumun çok da fazla bilmediği ama izninizle paylaşmak istediğim. Aday adaylığı sürecinde ben istifa ettim. Sonra şartlar gereği mecburen koyduklarını hissettiler ama o 5 yıllık süre içerisinde hiç uzlaşamadık, anlaşamadık. Büyük bir tartışmayla geçti o 5 yıl ve ayrıldım. Sonra da bir sürü şeyle karşılaştık. Ben davanın ne olduğunu bilmiyorum. Çıkıp Erdoğan ya da yanındakileri anlatırlarsa bunu biz de öğrenmiş oluruz. Benim için dava Türkiye'dir. Benim için dava bayraktır ve az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'de yaşayan her bir bireyin güven, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamasıdır. Yani bugün sığındıkları şey Anka Kuşu olmuş. Keşke evet, o Anka Kuşu'nu arkada bıraktıkları dağ dağ o borç yığınlarının üzerinde de dolaştırmış olsaydı. O hapishanelerde çürüyen, o insanların gözyaşı içerisinde bekleyen yakınlarının üzerinde de uçurmuş olsaydı. Bugün marketlere gidip, pazarlara gidip, pazarları akşam saat 5'ten sonra çürük çarık bir takım ürünleri alıp evine götürüp gıdasını sağlamaya çalışan o insanların üzerinde de uçursaydı. Bu tür hamasi nutuklarla hiç kimsenin gönlünü kazanma şansı yok. Ve bir küçük kontrası da vurgulayayım, sonra kusura bakmayın sözünüzü kestim. Erdoğan yola çıkarken liderliği şöyle tanımlamıştı. Liderlik bizde ortak aklın temsilcisi olmaktır ve lider eşitler arasında birincidir. Yani biz bir kadro hareketiyiz, biz bir erdemliler hareketiyiz. Böyle yola çıkılmıştı. Sonra hepsini tasfiye etti. Bugün bir tek adamın hakim olduğu bir rejim var, bir sistem var ve tek adamın yönettiği bir parti var. O bakımdan tek adam rejiminin ya da partisinin seçimde kaybetmesiyle az önce Demirtaş'ın da ifade ettiği gibi kepenkler inecek ve partinin tabelaları yine yöneticileri tarafından indirilecek. Benim de gördüğüm o. Kusura bakmayın, lafınızı kestim, özür diliyorum. Şunun da altını çizmek istiyorum. Bu Demirtaş'ın yazısından yola çıktık ama Ankara'da neredeyse her siyasi kuliste konuşulan bir şey bu. Yani sadece Demirtaş'la sınırlı kalan bir öngörü de değil zaten. Evet Mustafa. Ya değil. Yani olağan işler izleyicisi hatırlar. Burada da çok fazla konuştuk tabii. Ve AKP'nin bir
uzun bir süredir bu propaganda partisi olması ve bunu kaybetmesi üzerine onlarca program yaptık ve söylüyoruz. Aslında şöyle, AKP 7 Haziran seçimleriyle zaten bitmiş bir parti. Yani 7 Haziran seçimlerinden beri AKP yok Türkiye'de, AKP diye bir parti yok. Erdoğan AŞ var, Erdoğan Anonim Şirketi var 7 Haziran'dan sonra. 7 Haziran 1 Kasım arası, hani o karanlık, kaotik ve kanlı dönemle birlikte yeni bir şey inşa edildi. Yani bir dava varsa o davayı oradan bulmak lazım. 2002'deki dava dedikleri şey, o zaman zaten dava diye bir şey ifade edilmiyordu. Bir parti hareketinden söz ediliyordu. Yenilikçi bir parti hareketinden, programları da öyleydi. İlk zamandan beri biliyorum, Turan Bey'in de söylediği, o dönemleri de çok yakından takip etmiş, kitabını da yazmış bir gazeteci olarak. O günlerden bugüne bambaşka bir şey, seyir değiştirdi. Değişti. Aslında AKP'nin işte 2015'ten itibaren olmadığını söylüyorum. Bir Erdoğan var. O Erdoğan da bugün geldiği noktada geldiği gibi gider noktasında. Yani şöyle %34 oyla gelmiş bir partidir ve ekonomik krizin yoğun olduğu, ekonomik krizin Türkiye'yi teslim aldığı bir dönemde gelmiş bir partidir. Ekonomik durum onun geldiği dönemden kat kat daha korkunç bir durumda. Hani açlığın, yoksulluğun her eve, her haneye bu kadar nüfus ettiği bir dönem yok. Savaş dönemleri, Birinci Dünya Savaşı dönemi hariç, İkinci Dünya Savaşı dönemini de kastederiz. Böyle bir dönem, böyle bir kriz yaşamadı bu ülke ve yaşamıyor. Yani derin bir yoksulluk herkesin içine çekmiş durumda. Kendimizi de katarak söylüyorum. Hani bunu kendimi katarak söylüyorum daha doğrusu. Bunun başkası üzerinden anlatmanın yok. Geldiğimiz noktada öyle. Yani AKP'nin bu zaten 2015'ten beri olmayışı ve sadece Erdoğan'ın kalması, şöyle hep bir mitler vardır. 2010'dan sonra AKP üzerine ve Erdoğan üzerine, işte seçim kaybetmez, şapkadan tavşan çıkardı. Çıkar mı? Ne zaman tavşan çıkardı Erdoğan? İşte 2015'ten sonra bir tane tavşan söyledi. Ya şimdi 2015'teki 7 Haziran'da 1 Kasım'da tavşan yok. Yani eğer öyle bir tavşan varsa zaten ülkenin en büyük kabusudur. Ona tavşan deniyorsa ülkenin en kanlı dönemi. Sonraki seçimlerde zaten bir koalisyon. Başından beri aslında bir koalisyon partisidir AKP. Yerel seçimlerde ortada tablo. 2015'in şöyle bir özelliği de var. 7 Haziran 1 Kasım arasında Tayyip Erdoğan hiç yoktur sokakta. Meydanda hiç yoktur. Ama baksanız seçimi o almış gibi. Sadece Ahmet Davutoğlu'nun önde olduğu, bütün propagandayı AKP'nin yürüttüğü ve işte o kaotik ortamı fırsata çevirme refleksinin olduğu bir dönemdir. Erdoğan miting bile yapmamıştır. Ama 7 Haziran'a kadar bütün mitingleri sadece Erdoğan yapmıştır ve kaybetmiştir. Ondan sonraki süreçte o tavşan aslında hiçbir zaman olmadı. O tavşan bu ülkenin öğrenilmiş çaresizliğidir. Yani hem muhalefetin hem toplumun başına gelen şeyin travmasını bir türlü atlatamayıp karşı çıkmayı ve o karşı çıkışın nasıl bir yol izleyeceğini bulamamasıdır. Yani burada yine bir Erdoğan mucizesi, Erdoğan tavşanı yoktur. Geldiğimiz noktada zaten o tavşanı bulma şansı yok böyle bir ortamda. AKP diye bir parti şu anda söz konusu değil. Mesela AKP'nin nasıl bir politikası var ekonomide, sosyal hayatta, hayatın her alanında? Ne söylüyor şu anda? Yok. Böyle bir şey yok. Sadece Erdoğan bir şeyler söylüyor. Ve o da söylemiyor daha doğrusu. Prensipleriyle diye her cümleye başlayan, evet, kanun hükmündeki kararnamelerle yürütülmeye çalışılan ve bununla ayakta kalmaya çalışan ve tamamen rant odaklı olmuş. Bugün nereye baksanız orada AKP ve dava denilen şeyde büyük bir rant vardır. Ama Türkiye'nin çok 2002'den farklı kılan tarafı illegal gücün, paranın Türkiye'nin tamamen ekonomisini yürüten,
ekonomiye hükmeden bir alan haline gelmesidir. Zaten bu zamana kadar yürütülen bütün şey, nasıl iktidar dinamikleri oluşturduğunu içeriden gelen itiraflarla gördük. Ama bu haliyle artık bunun yürütülemeyeceğini kendileri de farkındadır. Bu Varank'ın sözleri önemlidir. Hani şu açıdan da önemlidir. Orada ya ellemeyin kalsın lafını. Hani bir az önce Hakkı da söyledi. Elleme hakkını kendinde görüyor. Ya bir, sen zaten seçilmiş birisi değilsin. Ellemiş zaten. Hani, Varank engelliyor yani. Sen seçilmiş değilsin. Seni seçen... Seçilse bile böyle bir hakkı... Ayrıca o yoktur zaten. Şey? Zaten yok böyle bir şey. Orada hani, özür dilerim yani tepkimi bağışlayayım. Vekilsin sen. Bir siyasetçiye, bir konuşmacıya tepkisini gösteren ya da bir düşüncesini paylaşan bir kişiye nasıl olur da polis ya da oradaki sivil otorite gider, müdahale eder ve elleme der. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Fakat burada dikkat ederseniz çok önemli bir şey var. Biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. Buyurun. Artık toplum korku duvarını aştı. Umurunda değil, cesaretle ve cesaretle tavır koyuyor. Konuşmaları dikkatle dinlerseniz arka taraftan alkış tutan, evet, onay veren insanlar var. Ve burada aslında AKP iktidara gelirken şöyle bir söylemi vardı. Ceberrut devlet değil, hizmetkar devlet. Tam tersini yaptı. Sen ne hakla bakan değil, istersen başbakan ol, cumhurbaşkanı ol, hangi sıfatla olursa olsun bir vatandaşa elleme deme yetkisi senin değildir. Yasa, yargı ne emrediyorsa neyse onun gereği yapılır. Bir insan bir eleştiri getirdi diye bir siyasetçiye derdest edilir mi, böyle bir şey olur mu? Birkaç sene önce eski İngiliz başbakanı hastaneye girdi. Başhekim, daha doğrusu o servisteki görevli doktor kovdu. Sen nasıl gelirsin kuralları aksatarak diye ve kovdu hastaneden. Şimdi Turhan Bey, Erdoğan'a birisi tepki gösterince adama zorla açıklama yaptırttılar. Hatırlar mısınız? Minibüste. Evet. Yani bunları yaşadı bu ülke, o yüzden. Bak, orada şöyle bir şey var. Hani o videoda Mustafa Varank'taki korkuyu görüyorsunuz. Aslında AKP'nin geleceğini orada görebilirsin. Hani elleme diyerek kendini onu susturabilecek bir, sadece güvenlikle, güçle, kaba güçle susturabilecek bir konumda. Ama o reaksiyon geldikten sonra söyleyecek hiç kelimesi kalmadı. Yüzünün ifadesi, hı hı, o şundandır. Kendilerini en güvenli gördüğü yerde oluyor bu. Trabzon'da. Daha geçen hafta aynısını Sağlık Bakanı'na da gördük ya. Cenazede kendisinin alkışlandığını zannetti ve o böyle hani saniyelik bir ne yaşıyorum şu an ben şeyi indi yüzüne. Yüz ifadesi anını değişti. Onu hala düşünebiliyor. Bakan olarak alkışlanabileceğini ama sonra bir anda da onun çok kitlesel ve büyük bir protesto olduğunu dank edip hiçbir şey yapamadı. Gerçeklerden kopma meselesi. Hem öyle hem de buradan şunu kalmamız lazım. Şimdi Türkiye hani kontrollü kaos denilen yöntemi, hani bu Büyük Orta Doğu projesiyle birlikte ortaya çıkarılan ve en iyi kullanılan ülkelerden bir tanesidir. Önümüzdeki bütün olaylara bakarsanız aslında bu kontrollü kaosu görebiliriz ve korku imparatorluğu ile yürütülmüştür. Yani normal demokrasi, demokratik reflekslerle değil, ama o korku imparatorluğunun artık çok güçlü bir şekilde yıkıldığını görebiliriz. Hani burada bu tepkilerden, reaksiyonlardan ve buna karşılık verememekten, sokağa çıkamamanın tek gerçeği bu korku imparatorluğunun bütün burçlarının çok hızlı ve güçlü bir şekilde yıkıldığını. Hı. Ya bundan sonra böyle susturmak çok kolay değil. Evet. Hani hep söylediğimiz gibi, hani açlık kadar hani başa çıkabilmeleri mümkün değil. Çünkü o insanların açlık duygusu bütün her şeyi yıkıp geçer. Artık onu engelleme şansları da yok. Çünkü o paranın dağıtıldığı, rantın böyle geniş bir refah ve kullanıldığı dönemler geride kaldı. Artık öyle bir dönemde olmayacak. Şimdi Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgün Biber Demokrat Parti'ye katıldı bugün. Hepinizden kısa birer yanıt rica edeceğim. Hakkı, sen orada uzaktasın, önce sana soralım. Şimdi bundan 10 yıl önce, 5 yıl önce Bülent Arınç'ın yeğeni Demokrat Parti'ye katıldı diye bir haber duyar mıydık? Yani sadece bu bile ne noktaya geldiğimizin işareti gibi geldi bana. Evet, yani belki duyardık ama bugünkü etkiyi yaratmazdı. Yani bugün başka bir anlamı var bunların. Bülent Arınç, Hüseyin Çelik ve bence çok önemsediğim bunların arasında, hani bir tür belagatini önemsediğim Cemil Çiçek,
Bunların ifadeleri Cemil Çiçek'in son olarak Sabah gazetesinde Yavuz Donat'a konuşmak suretiyle çok örtük, çok alçak perdeden de olsa bazı eleştirilerini dile getirmiş olması bence önemli. Bu içerideki hatta AKP elitlerinin içine girmemiş ya da girememiş. Bazı kesimlerin huzursuzluklarını ifade eden ya da AKP'ye bir işte sentetik bir dava ya da başka bir şey üzerinden değil de devlet kanalından, devlet kordonundan bağlı olan bazı kişilerin rahatsızlıklarını göstermesi açısından önemli. Cemil Çiçek'in daha önce yalnızca BBC Türkçe, Deutsche Welle gibi yabancı basın kuruluşlarının Türkçe servislerine yapabildiği açıklamalarını çok daha düşük tonda da olsa Sabah gazetesinde yapabilmiş olması ya da Sabah gazetesinin bunu yayınlamak durumunda kalmış olması önemli. Bence orada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu Demokrat Parti'ye geçiş işini biraz genişletmek istiyorum. Ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Türkiye gazetesi var mesela iktidar yanlısı. Şimdi yandaş basın dediğimizde çok monoblok, tek yekpare bir şey gibi algılanıyor. Hiç öyle değil artık verili durumda. Değil. Hasta küçüldükçe sıkıntılar artıyor. Türkiye Gazetesi diye bir gazete çıkıyor. Malum işte Sedat Peker'in de hedefi olduğu o gazete ve bağlı bulunduğu şirket. Süleyman Soylu'nun neredeyse yayın kuruluşu gibi davranıyorlar. Sabah gazetesi tabii ki Erdoğan'ı, Başkan Erdoğan diye destekliyor ama bir yandan da bir Berat Albayrak lobisi yapıyor. Yeni Şafak gazetesi Bayraktarların lobisini yapıyor. Bir yerden siyasal İslamcılar, öbür taraftan işte bir balıkçılık kuşu adıyla anılan kesimlerin temsilcileri çekiştiriyor. Yani AKP'nin kendi içinde de ütülü değil durumlar. Bunu işaret etmesi açısından önemli. Bir de çok küçücük, gerçekten son bir şey olsun, konuyu dağıtmak için söylemiyorum ama Mustafa Hoş'un söylediği şapkadan tavşan çıkartmak metaforu bence önemli. Erdoğan bugüne kadar son seçimlerde şapkadan sırtlan çıkardı. Türkiye'yi ürküten, tıpkı 2015 Haziran-Kasım arasında olduğu gibi 2017 anayasa referandumuna da olağanüstü halle gittiğimizi, 2018'de de seçmenin bütün kazanımlarınızı kaybedersiniz diye tehdit edildiğini unutmayalım. Bugün bu sırtlanı çıkartma, Türkiye toplumunu korkutma şansı var mı? Katılıyorum, Türkiye toplumu eskisi kadar korkmuyor. Şapkadan ya da başka bir yerden çıkacak sırtlan Türkiye toplumunu korkutmuyor. Bizzat AKP içinden çıkan bu çatlak sesler bunun işaretlerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Turhan Bey. Az önceki konuyla alakalı bir not eklemek istiyorum. Sadece ulusal basının katıldığı toplantılar değil. Aslında lokal, yerel siyasetçilerin katıldığı toplantılardaki yerel medyanın takibi son derece önemli. İnanılmaz fotoğraf kareleri çıkıyor, inanılmaz anekdotlar çıkıyor ve gerçekten yerelde olan siyaseti yansıtabilecek çok önemli bilgiler çıkıyor. Sizin vasıtanızla Türkiye'deki bütün yerel medyaya bir mesaj vermek istiyorum. Ne olur lütfen AKP'li siyasetçileri yerelde takip edin. Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ve demokratik yolculuğuna katkı sağlayacak inanılmaz kareler bulacaksınız. Çünkü ben tabanda görüyorum insanların tepkisini, reaksiyonunu, ortaya koymuş olduğu tavrı açık ve seçik olarak görüyorum. Son dönemde parti içerisinden gelen açıklamalar ya da çatlak sesler ya da eleştiriler diyelim, iki açıdan değerlendirmek istiyorum. Birincisi, parti kademelerinde eskiden görev yapmış milletvekilleri var, belediye başkanları var, il başkanları var. Bunların çok önemli bir kısmı hala partiyle organik bağını sürdürüyorlar, toplantılara katılıyorlar. Fakat perde arkasında inanılmaz reaksiyonları var, korkuları var, eleştirileri var. Çok sayıda arkadaşım var hala aktif siyasette olan, aktif siyaset yapmayan ama partiyle organik bağa devam eden arkadaşlarım var. Şu an biz bu salonda, bu ekranlarda neyi konuşuyorsak sizi samimiyetle temin ediyorum, aynısını söylüyorlar. Niye bunu parti gruplarında söylemiyorsunuz ya da katıldığınız toplantılarda söylemiyorsunuz diye sorduğumda da açıkçası biraz endişeleniyorlar. Yani zamanı değil diyorlar. İş dünyası da öyle. Ben buradan Sayın Erdoğan'a bir mesaj vermek istiyorum. Eski AKP'li vekillerin WhatsApp gruplarına üye olsun. Bakın orada neler konuşuluyor. Neler kendi aralarında değerlendiriyorlar. Basına yansımayan, dışarıya yansımayan, hala AKP ile çok yakın ilişkisi olan, parti saflarında görev yapan kimi arkadaşlarımla karşılaştığımda ne olur susma, konuş, içimizdekileri söylüyorsun. Benim partiyle hiçbir bağım yok. Türk siyasetiyle organik hiçbir bağım yok. Sadece içim yandığı için konuşuyorum. Ne olur siz çıkın dediğimde aman bize dokunmayın diyorlar. Bu içerideki psikolojiyi yansıtıyor. Birincisi bu.
İkinci vurgulayacağım şey, son birkaç ay içerisinde 3 önemli isim açıklama yaptı. Bunlardan biri Bülent Arınç, biri Cemil Çiçek, biri de Hüseyin Çelik. Üçünün de temsil ettiği misyon farklı. Bülent Arınç partinin abisidir. Eleştirdiğim çok tarafı olmuştur. Zamanında konuşmadığı için kişisel olarak eleştirmişimdir. Ama bugün söylediği şeyler doğrudur, yerindedir ve tabanda büyük bir etkisi vardır. Partinin muhafazakar tabanında çok önemli yansıması olmuş. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Hüseyin Çelik partinin doğudan gelmiş, Kürt kökenli ama demokrat kimlikli bir yüzüdür. Bu bakımdan bir ağırlığı vardır hala parti içerisinde. Bir sağduyudur bir anlamda. Onun Cemil Çiçek'e sahip çıkması ve desteklemesi, kral çıplak diyebilmesi çok önemlidir. O bakımdan parti içerisindeki o ayrı kliklere verilmiş çok önemli bir mesajdır. Öte yandan Cemil Çiçek'in son dönemdeki çıkışının şöyle bir psikolojik karşılığı var. Parti içerisinde Cemil abi güçlü bir isimdir, çok tecrübelidir. Hisseder, algılar, önceden neyin olabileceğini bilir. Cemil abi bir şeyin ikazını yapıyorsa mutlaka bir şey vardır, düşüncesi var. Doğru ya da yanlış ama ben parti içindeki algıdan bahsediyorum. Cemil Bey'in son derece ince ve dikkatli bir üslupla bu eleştirileri getirmiş olması parti tabanında büyük bir soru işaretini, acaba gidiyor muyuz kaygısını oluşturmuştur. Tabanda büyük bir kırılma var, onu söyleyebilirim. Bir sürü AKP'li, eski AKP'liyle görüştüm. Hala parti üyesi olup da oy vermeyeceğim diyen insanlarla görüştüm. Hatta bir kısmı cesaretle resmimi koy sosyal medya hesabından yayınla, vermeyeceğiz diyenler oldu. Yıkıldı, gitti. O çok önemli. Tabanla AKP'li siyasetçiler arasında büyük bir ayrışma var, kopma var, realiteden kopma var. AKP'li siyasetçilerle, yani milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla genel merkez arasında ciddi bir kopukluk var. Genel merkezde saray arasında ciddi bir ayrışma var. Sarayda da kendi aralarında klikleşmeler var. Bir ciddi fragmantasyon var AKP içerisinde. Reklamlardan sonra işareti. Devam edelim mi? Teşekkür ederim. Çaylarınızı tazeleyin, gelin, devam edeceğiz. Bir şapkadan tavşan çıkmayabilir. Niye? Çünkü AKP'nin %30 kemik oyu denir hep. Onda bile erime görüyoruz. Bunu konuşacağız. Şimdi AKP 2023 seçimlerinde eğer anketlerde görüldüğü gibi kaybederse ne olacak? Buna ilişkin HDP'nin hapisteki eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dün duvara bir yazı yazdı. O yazıdan size bir bölümü okumak istiyorum. Bakalım Selahattin Demirtaş ne diyor? Sonra buradan yola çıkıp AKP'nin yakın gelecekteki akıbetine bakalım. Seçimden sonra AKP diye bir parti kalmayabilir. Yüksek olasılıkla da kalmayacak. AKP artık bir dava partisi değildir. Davaya inananlar gemiyi çoktan terk ettiler. Geri kalanlar herhangi bir dava inancı ya da ideolojisi olmayanlardır. AKP'yi ayakta tutan o dava sahibi insanlardı. Eski genel başkanlarından bakanlarına, il ve ilçe başkanlarından her kademedeki yöneticilerine ve mahalle örgütlerine kadar hırsızlığa bulaşmayanlar daha fazla dayanamadılar ve AKP'yi terk ettiler. AKP'de kalanların da sokakları, evleri dolaşacak ne inançları, ne bilinçleri, ne güçleri, ne de yüzleri var. Dolayısıyla AKP'nin sokakla evle bağ koptuğu mitinglere bile valilik genelgesi zoruyla insan getirmeye çalışıyorlar. Şu anda AKP büyük bir rant dağıtım merkezinden başka bir şey değildir. Devasa ihalelerden küçük bir ilçedeki hastane temizlik ihalesine, milyar dolarlık marinalardan mahalledeki büfeye, torpille işe alımlardan özel ruhsatlı nargile kafelere kadar her yerde her gün rant dağıtılıyor. Bunun yanında sosyal yardımlar adı altında en yoksulları kendine bağımlı hale getiriyor. Bir sonraki sayfayı alalım. Bakanlarından müsteşarlarına, genel müdürlerinden il müdürlerine, medyadaki majestelerinin gazetecisi şaklabanlarından hakim ve savcılarına, müteahhitlerinden ihracatçılarına, yandaş sendikalarından tarikatlarına, vakıflarından belediyelerine kadar hepsi bu rant çarkının parçasıdır artık. AKP düzeninde devlet malı deniz, yemeyen domuzdur. Şimdi bu belirleme ışığında AKP'lilerin seçime bir ay kala nasıl bir ruh halinde olacaklarını düşünelim. Tüm veriler AKP'nin meclisi de cumhurbaşkanlığını da kaybedeceğini net olarak gösteriyor olsun. Bir sonraki, sizce ranta çıkara, menfaate, yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak
Bir partide kalanlar bunların artık kaybedileceğini anladıklarında orada dururlar mı? Ayrıca siz hırsız olsanız polis geldiğinde kaçmaz mısınız? Emin olun hepsi kaçacak. Geriye saf ve temiz duygularla halen AKP'ye oy vermeyi düşünen küçük bir kitle kalacak. Sonuçta AKP değil, hırsızlar kaybedecek. Hırsızlar kaybedip kaçınca AKP de kapanmış oluyor zaten. Geriye pek fazla da kimse kalmıyor çünkü. Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi. Biraz uzun bir alıntı yaptım. Sizin vaktinizden çaldım özür dileyerek. Ama yazı benim çok hoşuma gitti. Kısmaya da elim varmadı. Şimdi bu yazıyı okuduktan sonra hemen size dönmek istiyorum Sayın Çöme. Siz o partinin kuruluşundan bugününe o kadar iyi biliyorsunuz ki, kılcal damarlarına öyle hakimsiniz ki, gerçekten 2023'te olursa seçim, o seçimden sonra AKP kapanır mı? Rant ve paylaşım düzeni bozulacağı için ortada AKP de kalmaz mı? Çok önemli bir analiz, önce onu söyleyeyim, altını çizeyim. Çok doğru tespitler var. Cezaevinden bunların yapılıyor olması, yani halkın arasına girmeden uzaktan ve küçük bir cezaevi penceresinden bunların okunuyor olması çok önemli. Aslında AKP'yi iyi tanıyan, taban siyasetini iyi bilen, araziyi iyi okuyan ve siyasetin geleceğini iyi analiz eden birçok insan buna katılıyor. Ben tabii bu yazıyı siz okurken hafızam beni gerilere götürdü. 20 yıl, 25 yıl öncesine götürdü ve o zamanlarla bugünler arasında bir mukayese yaptım kafamda ister istemez. Bir derin kontrası analiz ettim. Dilerseniz ilk yıllarına dönelim AKP'nin. Nasıl geldi iktidara ve hangi duyguyla, hangi ruh haliyle geldi? O zamanlar Erdoğan'ın bir ifadesi vardı. AKP'yi, onun ifadesiyle AK Parti'yi millet kurdu. Biz sadece tabelalarını astık. Sanıyorum bu sefer AKP'yi millet kapatacak, tabelalarını da AKP teşkilatları indirecek. Çünkü eğer seçimi kaybederse bu kadar 20 yıl devletin, ülkenin, milletin her yerine kök budak salmış bu yapı elindeki bütün gücü kaybederse ayakta durma şansı yok. Ve tamamen tek adamın kontrol ettiği bir parti ve tek adamın yönettiği bir rejim eğer gücünü ve irtifasını kaybederse ayakta durma şansı yok. Bu bakımdan bu analize büyük ölçüde katılıyorum. AKP'nin kadroları iktidarı genetik kodlarına işlediler. Ve şu anda AKP saflarında olan herkes bir anlamda kendilerini iktidarın bir parçası gibi görüyorlar. Siyasetin ya da demokrasinin bir parçası görmek yerine iktidarın bir parçası gibi görüyorlar. Herkes bulunduğu konuma göre, seviyeye göre, güce göre, pozisyona göre bu süreçten nasibini aldı. En tepedekiler işlerini beşli çeteyle götürdüler. En alttakiler ufacık bir kafe ya da bir hastanenin herhangi bir küçük işletmesinin ihalesine kadar indi bu iş. Ve maalesef Türkiye bu süreci bir demokratik olgunlaşma süreci olarak değil, tek parti rejimi olarak yaşadı ve bu da AKP'nin bütün kodlarına nüfuz etti. Şu anda bir tek parti rejimi var Türkiye'de. Evet. Ve partinin mensubu olan ya da yöneticisi olanlar kendisini devletin bir parçası gibi görüyorlar. Bürokraside tam bir hakimiyet söz konusu. Devlet kademelerinde derin bir etkileri var. Yani bir ilçe farz edin, bir başhekim ne yazık ki o ilçe yöneticilerinin önünde düğmesini iliklemek zorunda. Çünkü orada tutunabilmesinin ya da görevde kalabilmesinin temel şartı teşkilatlarla iyi geçinmek. Başarı, yönetim kabiliyeti, halk tarafından sevilme, performans, üretim, katkı, bilim, bunların hepsi bir kenara bırakıldı. Evet. Ve tamamen AKP ile entegre bir yapı kuruldu. Tabii ilk yıllarda AKP'ye inanılmaz bir güven vardı, inanılmaz bir heyecan vardı. Ben o yılları hatırlıyorum. Müthiş bir tutkuydu halkta AKP ve büyük heyecanlarla, sevdayla, sevgiyle desteklediler AKP'yi. Biz o dönemde seçim çalışmaları yaparken evlere gittiğimizde insanlar hayır hayır hiç burada durmayın, gelmeyin buralara, gidin başka yerlere, bizim zaten oyumuz size, ceketinizi koysanız biz size oy vereceğiz, gidin başkalarını ikna edin diye samimi olarak bu duygularını bize yansıtıyorlardı. Kadınlar çok önemli bir figürdü AKP'nin iktidara gelmesinde. Kapı kapı dolaştılar. Erdoğan'ın bu konudaki başarısını inkar etmemek lazım. Deneyimi son derece önemli. Kadınların siyasetteki çok önemli ve belirleyici rolünü Erdoğan çok önceden keşfetmiş bir siyasetçidir. Ve bunu çok iyi değerlendirdi. AKP'nin ilk iktidara geldiği dönemde kadınlar çok önemli bir rol oynadılar. Ve kapı kapı dolaştılar.
Takdir edersiniz ki bir kahvehanede yapılan siyasetle ev ortamında kadınların toplanarak yapmış oldukları siyaset son derece önemli. Bunların eşlerini ikna ettiklerini, çocuklarını ikna ettiklerini, o dönemde yetiştirdikleri çocukların bugün siyasette oy verecek pozisyonda olduklarını unutmamak lazım. Fakat bugün gelinen noktada buradan şeye geleceğim, az önce ifade ettiğiniz o görüntülere geleceğim. Varank'ın Trabzon'daki konuşmasına geleceğim. Bugün öyle bir atmosfer yok. Birkaç gündür arazideyim, değişik il ve ilçelerde dolaşıyorum. Halkla beraberim, özellikle bir zamanlar seçildiğim bölge hala çok yakından tanıyor. İyi irtibatlarım, bağlantılarım var. Dolaşıyorum, esnaf, köylü, çiftçi, onlarla beraberim. Çok ciddi bir öfke var. Hı hı. Çok ciddi bir bıkkınlık var, kızgınlık var ve şunu net olarak söyleyebilirim ki taban AKP'ye ders vermeye hazırlanıyor ve bu kez AKP en büyük tokadı kadınlardan yiyecek. Hı hı. Çünkü o kadınların tenceresi kaynamıyor, o kadınların çocukları akşam yatağa aç giriyor, o kadınların çocukları pazara gittiklerinde annelerinin ellerinden çekerek şunu istiyorum, bunu istiyorum diyor ve o anneler satın alamıyor. Her hafta pazara gittiklerinde yeni bir fiyatla karşı karşıyalar. Kaynamayan tencere, boş tencere bu iktidarı götürecek. Ve iktidara getiren kadınlar AKP'yi iktidardan götürecek. Ve iktidarı kaybettiği zaman AKP asla ve asla Türk siyasi hayatında eskisi gibi güçlü bir şekilde var olamayacak. Buna zaten kodlanmış değil. Kodlanması tamamen iktidara ve ranta dayalı. Bunu kaybettiği zaman zaten az önceki analizde de yapıldığı gibi, Demirtaş'ın söylediği gibi içinden vücudu terk almış edecek. Bir ceket gibi olacak, evet, değil mi? Evet ve terk edecekler. Terk edecekler. Hı hı. Tabii Erdoğan şapkadan bir tavşan çıkartır mı? Aslında o tavşan daha kaçtı. Yani o tavşanın artık şapkadan çıkma şansı yok. Yeter ki muhalefet büyük bir hata yapıp o tavşanı alıp tekrar Erdoğan'ın şapkasının içerisine koymasın. Evet. Bu hatada ne olabilir? Aralarında yaşayacakları bir ciddi sürtüşme bana göre büyük bir hata olur. Ya da gösterecekleri aday konusunda bir hata yaparlarsa. Onun dışında halk kararını vermiş ve AKP iktidardan götürmeye hazır. Benim okuduğum ve gördüğüm bu. Tabii. Düşebilir miyim? Yaklaşık 3-4 sene oldu. Kadın forumunda denk gelmiştim ve zamanında AKP'nin seçim çalışmalarında gezen kadın arkadaşlar şunu söylüyorlardı. Sadece bu kadınlar ekonomiyle yetiştirdikleri çocukla değil, bu iktidar döneminde o emeğin karşılığını siyasi bir pozisyon olarak... Turhan Çömez'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrısı vardı. Dedi ki eski AKP'lilerin WhatsApp gruplarına bir girsin baksın bakalım orada ne konuşuluyor. Buradan yola çıkıp AKP içindeki kırılmayı anlatıyordu. Sözünüzü kesmiştim. Buyurun Turhan Bey. Tabii tabanla tepe arasındaki ayrışmayı anlatıyorduk. Aslında ilk yola çıktığında AKP taban siyaseti yaptı ve Erdoğan'la halk arasında çok ciddi bir kucaklaşma vardı. Büyük bir umutla yola çıkılmıştı. Ama bugün o 20 yılın sonunda büyük bir kopukluktan söz edebiliriz. Özellikle tabanla yukarısı arasında ciddi bir ayrışma var. Tabandaki insanlarla AKP yönetimi, AKP yönetimiyle genel merkez, genel merkezle saray ve saray içerisindeki küçük gruplar ve klikleşmeler ciddi bir kırılma var, ciddi bir ayrışma var. Erdoğan'a bir şey söyleyememe, bir sorunu anlatamama durumundan söz ediliyor bir de. Şu anda Erdoğan'ın etrafındaki danışmanların her biri sadece Erdoğan'ın duymasından mutlu olacağı şeyleri söylüyorlar. Yani Erdoğan'ın bilmesi gereken şeyleri değil, duymaktan mutlu olacağı şeyleri söylüyorlar. Onlar da biliyorlar ki eğer duymaktan haz etmeyeceği şeyleri söylerlerse orada çok da fazla bulunamayacaklar. Tam çok yaşa padişahım sendromu. Maalesef, maalesef Erdoğan'ın yönetim biçimi böyle bir danışman ya da kadroyu da beraberinde getirdi. Oysa ilk yola çıkarken biz bir kadro hareketiyiz, lider eşitler arasında birincidir demişti. Şimdi bir konunun altını çizmek istiyorum. Şapkadan tavşan çıkartma meselesini ve Erdoğan'ın söylemleriyle veya duruşuyla siyaseti kazanabilme kapasitesini, seçim kazanma makinesi deniyor. Aslında öyle değil. Bu seçimin nasıl kaybedildiğini ve AKP'nin geldiği gibi nasıl gittiğini hep beraber göreceğiz, hep beraber tanık olacağız. AKP'nin ilk yıllardaki tırnak içerisinde başarısının temel nedeni o dönemde dünyanın her yerinde bulunan para bolluğuydu.
O para bolluğundan halk da nasibini aldı kısmen. Oysa o para bolluğu, o kredi bolluğu çok rasyonel kullanılabilirdi. Yani betona gömme, ranta boca edilme, bir kısmının da fakir fukaranın cebine konmasıyla bir düzen kuruldu. İnanılmaz bir mekanizma kuruldu. İlk zamanlar işe yaradı. Ve o dönemde Erdoğan seçimleri kazanırken aslında insanların bu ekonomik olarak kısmi ya da görece rahatlığını çok iyi kullandı. Ve bir anlamda kamplaştırdı. Sert bir dil kullandı, ayrıştırıcı bir dil kullandı. Dini motiflere daha çok atıf yaptı. Şimdi zannediyor ki o söylemlerle seçim kazandı. Hayır, o söylemler değildi Erdoğan'a seçim kazandıran. O dönemde seçimi Erdoğan'a hediye eden o para bolluğuydu. Fakat bugün gelinen noktada yok öyle bir para. Kısa vadeli, kısa vadeli 190 milyar dolar bir borç stoğu var ve uzun vadeli çok daha fazla, 500 milyar dolara yaklaşmış. İç borç almış başına gitmiş. Cumhuriyet tarihinde ilk defa faiz ana parayı geçmiş. 1,5 trilyon ana para, diğeri 2,5 trilyon civarında, korkunç bir para. İnsanlar kredi kartlarıyla ekonomilerini döndürüyorlar. 37 milyon kredi kartı kullanan insan var. 90 milyon kredi kartı var bu ülkede. Ve hayat pahalılığı, işsizlik, enflasyon, alım gücünün kesinlikle düşmüş olması tabanda ciddi bir kırılma yaşatmış. Bu seçimlerde Erdoğan'ın söylemlerinin hiçbirisi karşılık bulmayacak. Ne dava, ne kardeşlik, ne dostluk, ne ayrıştırıcı dil, ne beka. Bunların hiçbirisi karşılık bulmayacak. Erdoğan son dönemde birkaç argümana daha sarıldı. Neydi bunlar? Aslında dünyanın her yerinde bu sorun var. Avrupa'da da durum çok vahim. Onlarda da sıkıntı var. Enflasyon, hayat pahalılığı doğru değil. İnandırması mümkün değil. Evet, bir görece sorun var ama Türkiye ile mukayese ettiğimizde asla bu kadar derin değil. AKP'lilerin yaptığı açıklamalar zaten son zamanlarda dikkat ettiniz mi? Bir şaka konusu haline geliyor. Aslında bu da çok acıklı değil mi? Karikatür oluyor, şaka oluyor, alaya alınıyor. Yani ciddiye alınacak açıklama da artık arada. Bu aşırı özgüvenden kaynaklanıyor. Evet. Biz ne söylersek söyleyelim taban bize inanır, bizi kabul eder ve bağrına basar. Hiç de öyle değil. Tabana gerçekten indiklerinde durumun ne kadar vahim olduğunu görecekler. Özgüven mi, kibir mi? İkisi de AKP aslında bir anlamda aşırı bir özgüven ve kendine inanan bir güruh yarattı. Fakat asıl temel sorun kibir ve bu kibirin de faturasını çok ağır ödeyecek AKP siyaseti. İnanılmaz bir kibir var. Yani Ankara'daki kibirden bahsetmiyorum. Devlet kademelerinde gücü ele geçiren kişilerin o inanılmaz kibrinden bahsetmiyorum. Tabanda da korkunç bir taklit var. Yani yukarıya bakarak yukarıdan aşağı zincirleme gelen bir kibir kültürü var. Bir kibir zinciri var. Maalesef bürokratların üzerinde kurdukları hakimiyet, insanlara tepeden bakan, o ilk yola çıkıldıklarında halkla kucaklaşan o kadro bugün bir kibir abidesine dönüştü. Ama halk nezdinde bunun inanılmaz bir karşılığı var ve bunun cevabını verecek halk. Ayşen, Bülent Arınç'ın yeğeni Demokrat Parti'den siyasete girer miydi bundan 5 yıl önce? Ya da biz nasıl karşılardık bu haberi? Şimdi bir cümle ona söylemeden önce bu kibir konusuna değinmek istiyorum. Bence o tabana da yayılan kibir dediğimiz şeyin altında hiçbir şeyi açıklama zorunda kalmamak ve hesap vermezlik stratejisinde payı var. Bugün güçlüden yana olan birisi hiçbir şekilde söylemini, ne hesabını verdi, ne açıklamasını yapmak zorunda hissetti. Korkunç bir bilgisizlik ve cehaletin övgüsü bizi bugünlere getirdi. Evet. İnandırıcılık, tez, antitez, bilim hepsi kaldırılıp çöpe atıldı. Biraz onun da tezahürü diye düşünüyorum. İkinci olarak da bu korku duvarını aşma hikayesi, şu an toplumun gerçekten zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi ve öfkesinden başka sığınacak hiçbir yeri kalmadı. Dolayısıyla ne bir zamanların imparatorluğunun hayali, ne dünyaya hükmeden bir ülke olma vaadi, masalı vesairesi tutacak durumda değil. Diğer konuya gelince bence biz de bu 20 yılda çok yıprandık, yıpratıldık ve bazı evrensel değerleri, evrensel erdemleri, modern bir ülke yaşamını ve gerçek demokrasiyi unuttuk. Çünkü aslında bir insanın birinin yeğeni olması siyasi çizgisinin belirleyicisi değildir. Biz bu AKP iktidarında o kadar çok alıştık ki dayı, yeğen, elti, görümce atamalar
sinemalar akademide bir aile soy ağacı gibi kadroları görmeye, işte siyasette damadın bakan olduğu pozisyonlara, oğlanın bilmem nerede pozisyon aldığı durumlara o kadar alıştırıldık ve kanık satılmışız ki biz buna. Şu an Arınç'ın yeğeninin bir karakteristiği ya bu, o yüzden. Evet, yani biz bu da bize de sirayet etmiş. Çünkü birinin yeğeni olması bence haberde bir parantez olarak bile geçmemesi gereken bir şeydir. Bireyler özgür iradeleriyle karar verirler. Kendi gelişimleri, eğitim süreçleri, hayata bakışları ve ideolojileri vardır. Nerede siyaset yapmak isterse orada olurlar. Aile bağı siyasette belirleyici bir şey değildir. Ama bizim için bile olması gerekene yabancılaştığımız bir 20 sene oldu. Biz de birçok, hiçbirimiz şunu söyleyemeyiz. 20 sene önceki gibi hayata işte umutla, inançla, hevesle bakıyor değiliz. Bence toplumun tamamı olarak biz travmatize olduk. En doğru bildiğimiz şeylerden bile şüphelenir olduk, dilimiz sürçer oldu. Doğru terimleri, doğru tespitleri kullanamaz hale bizi yani bile getirdi bu bilmesinlercilik, bu obskurantizm, bu işte cahiliye devri diyelim. Peki şimdi diğer konumuza geçelim mi? Fethullah Gülen hastaneye kaldırıldığını, durumunun da çok ağır olduğunu cemaatin Türkiye'de yasaklanan sosyal medya hesaplarından öğrendik biz. Oradan gelen mesajlardan anlıyoruz ki zaten işte varisi de belli, Suat Yıldırım. Suat Yıldırım onun çok uzun yıllardır yol arkadaşı, birlikte yol yürüyorlardı. Ve lakin zaten iki gün sonra 15 Temmuz'un yıl dönümü, böyle tuhaf bir zamanlama çakışması oldu. Hakkı, seninle dönmek istiyorum. Bu 6 yılda Türkiye çok ağır şeyler yaşadı. Yüz binlerce kişi çok büyük mağduriyetler yaşadı. Hala yaşıyorlar, KHK'lılar bunların başında. Kumpas davaları oldu, kumpas operasyonları oldu, insanların hayatı karartıldı, ölenler oldu. İnanılmaz ağır. Fethullah Gülen AKP ortaklığıyla başlayan o süreçten gelen ve 15 Temmuz sonrasına da sirayet eden o ağır tabloya ve bugün Fethullah Gülen'in hiç hesap vermeden ölecek olmasına ilişkin senden bir genel değerlendirme rica edebilir miyim? Ya Gülencilik diyelim en genel tabirle, Türkiye'de Adalet Kalkınma Partisi öncesinde ortaya çıkmış. Bu arada ben kendi sesimi tekrar duyuyorum ve zorlaştırıyor benim. Erol arkadaş, tamam, müdahale ettiler, düzeldi mi? Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Evet, düzeldi. Gülen cemaati ya da Gülencilik diyebileceğimiz bürokraside, özellikle yargı ve emniyet bürokrasisi başta olmak üzere çeşitli alanlarda bir tür dayanışmayla davranan, farklı bir gündemle davranan ekibin varlığı Türkiye'de Adalet Kalkınma Partisi'nin öncesine gidiyor bir koza olarak. Fakat bu Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidar olduğu dönemi, özellikle 2005 sonrasında bu yapıyla giriştiği iktidar ortaklığının yol açtığı sonuçları ortadan kaldırmıyor. Birincisi, bu sorun Türkiye için AKP'yi de aşacak şekilde siyasal İslam'la, İslamcılıkla, tarikat ve cemaatlerle Türkiye siyasetinin, özellikle de sağ siyasetin, zaman zaman da merkez sol siyasetin kurduğu ilişkinin bir sonucu. Bugün görüyoruz ki bu ilişki Gülen cemaatini bir istisna gibi kendi dışına kusmakla birlikte ilke olarak ortadan kalkmış değil. Türkiye'de hala tarikat liderleri âlâ vâlâlı cenazelerle kaldırılıyorlar. O cenazeye gidip gitmemek neredeyse siyasal bir kimlik gösterisi haline geliyor. Ve çeşitli kesimlerde insanlar o cenazelerde görünmeyi sanki toplumla ilişkilenmenin bir yoluymuş gibi zorunluluk hissediyorlar. Bir kere bu sorun ortadan kalkmış değil. İkincisi, Gülen cemaatiyle ilgili yaşanan sorunlar sanırım 2012 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın bir soruşturma için ifadeye çağrılmasıyla su yüzüne çıkmış. Ama 2011 seçimlerinden sonra bu iki tarafın aslında bir koalisyon halinde, bir tür ittifak halinde iktidarda bulunan, şunu da belki vurgulamakta yarar var. AKP tek parti, evet, bir parti devleti inşa etti falan ama aslında hiçbir zaman da tek başına iktidar olmadı. Evet. Ya bürokraside Gülencilerin desteğini ve doğrudan kumpaslarla kurulmuş
önünü açışını, buz kıran faaliyetini aldı. Sonrasında MHP'yi ve işte milliyetçi bürokrasi içinden bazı başka kesimleri kendi yanına çekti. Bazı başka tarikatlı cemaatleri almaya çalıştı. Hiçbir zaman tek başına iktidar olmadı. Gülen cemaatiyle ilişkisinin bozulma tarihinin 2011 seçimlerinden sonra başladığını, 2012 7 Şubat MİT krizi, ardından dershanelerin kapatılması ve 17-25 operasyonlarıyla geri dönülmez şekilde açığa çıktığını gördük. Hep birlikte tanık olduk. Şimdi bundan sonra yaşanan, hani Fethullah Gülen'in ömrünün ne olacağından bağımsız olarak, zaten bütün bu Gülencilik dediğimiz şebekede tekil olarak Fethullah Gülen'in etkisinin neden ne olduğu tartışması, yoksa bunun başka bir uluslararası faaliyetin bir parçası olarak mı ele alınması gerektiği tartışması bir yana, Türkiye 2014'ten beri ama esasen de 2016 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında ilerleyen OHAL döneminden beri hukukun fiilen askıya alındığı, insanların anayasal haklarının sorgusuz sualsiz bir umacı gösterilerek, bir öcü gösterilerek, FETÖ diye tabir edilen bir öcü gösterilerek elinden alındığı bir süreç yaşıyor Türkiye. Gülen cemaatiyle yaşanan kavga ve bunun neredeyse bir darbe girişimine, askeri kalkışmaya, darbe teşebbüsüne dönüşmesiyle ortaya çıkan tablo şuna yaradı en çok iktidar açısından. Gülencilerin örgütlenme ve nüfuz ettikleri alanlara ilişkin bir miktar bilgi sahibiydiler zaten. Ama daha çok şunu biliyorlarmış, gördük ki toplumsal muhalefetin, sendikal faaliyetin içinde olan insanları temizlemenin bir yolu olarak kullandılar. Kanun hükmünde kararnameler Türkiye'de 12 Eylül'de yaşanmamış bir tasfiyeyi gündeme getirdi. Kamuda çalışan, üniversitelerde çalışan, hatta özel şirketlerde çalışan insanlar türlü bahanelerle işlerinden edildiler. O dönemki AKP yetkililerinin tabiriyle söylersek ağaç kabuğu yeme mahkum edildiler. Aradan 6 yıl geçti. Pek çok insan beraat etti. Suçsuz olduğu yargı, üstelik de bu kadar şüphe altındaki bir yargı tarafından dahi kabul edildi. Ama ne mesleklerine geri dönebildiler, evet, işlerine geri dönebildiler, ne de kaybettikleri zamanın ve kaybettikleri diğer şeylerin tazmin edildiği bir durum görebildiler. Türkiye Gülencilik sorununu, Fethullahçılık sorununu bu ekip bütün yetkileriyle, gücüyle iktidardayken olduğu kadar güçlü yaşıyor bence. Hala bunlar varlar diye değil. Belki kısmen vardırlar da. Ama sadece bununla ilgili olarak değil, Türkiye Gülencilikle yaşadığı sınavın sonuçlarını hala yaşamaya devam ediyor. Bugün hala pek çok hukuksuzluğun arkasına sığınılırken bu korkuluk Türkiye'nin önüne çıkartılıyor. Çünkü gerçek bir hesaplaşma yapılmadı. İnlerine gireceğiz gibi bir takım çok cüretkar sözler söylendi. Ama biz gördük ki çeşitli borsalarda gerekli cizyeyi ödeyen, gerekli parayı ödeyen kişiler hukuki sorumluluklardan kurtuldular. Ama daha alt kesimlerde olan, çok daha az, bugünkü AKP yöneticilerinin, yetkililerinin kameraların önünde canlı yayınlarda yaptığı destek açıklamalarını yapmamış kişiler bunun bedelini ödemeye devam ediyorlar. Çok sayıda çocuk var cezaevinde, çok sayıda insan cezaevlerinde uzun yıllar geçirdi. Türkiye bu sorunu artçı şoklarıyla birlikte yaşamaya devam ediyor. Bunun yolu tarikatlar ve cemaatlerle genel olarak siyasetin ilişkilenmesine, aslında laikliğin, Türkiye siyasetinde laikliğin gerçekten yeniden tanımlanmasına dayanan bir yol olduğu kanaatindeyim bu sorunun çözümünün. Şimdi Hakkı FETÖ borsasından söz etti. FETÖ borsası gerçekten de bu Gülen şebekesiyle, çetesiyle mücadele ediliyor mu? 15 Temmuz darbe girişimiyle gerçekten hesaplaşılıyor mu? Bunları en çok sorduran mesele. Çünkü biz ne görüyoruz? İşte Bank Asya'ya para yatıran, Zaman Gazetesi'ne abone olan cezaevine girdi, ceza aldı, ihraç edildi. Ama biz işte isim vereyim, Fettah Tamince'yi hala Erdoğan'la açılış yaparken görüyoruz. İşte Bank Asya'nın yöneticisi hala, yani bir şöyle bir algı oluştu seçmende. Zengin, güçlü olanlar ya yurt dışına kaçtı ya hala devam ediyor her şeye.
Altta kalan ezildi. Bu yıllardır böyle Mustafa. Devam edelim mi seninle? Edelim. Yani şimdi bu tarikat mevzusunda şöyle bir şey var. Anayasaya göre hepsi suç. Yani tarikat diye bir şey yok. Ha bunlar sosyal gerekliliktir bilmem ne tartışması sosyolojik olarak tartışılır. Ama yasa olarak yani yasa dışı. Geçen günlerde işte İsmail Ağa tarikatından birisi hayatını kaybetti. Hani büyük kanaat önderi, Türkiye'nin büyük İslam alimi diye gönderildi ama orada cenazede dikkat çekici bir şey var. Tayyip Erdoğan katıldı o cenazeye. O cenazede yerine gelecek şeyh açıklandı. Yani öyle bir şeyhlik müessesesi yok. Şimdi bu buradan baktığımızda zaten nasıl bakıldığını oraya katılanlar, katılmak için yarışanlar ve İsmail Ağa cemaatinin aslında ne olduğu, bu ülkede ne yaptığı doğru düzgün tartışılamadı. Tartışılmaya kalkışsa sorun olsa haftaya tartışalım, hani konuşalım, sorun çıkacak. Ya Rütük gelecek ya başka bir şey olacak. Sürekli böyle bir şeyle karşı karşıya olacaksın. Bir fiili durum yaratıldı. Fethullah Gülenciler bir fiili durumdur ülkede. Ama öyle bir halde ki mesela şimdi sızıntıdır Fethullah Gülen'in şeyi, tarikatının şifresi Sızar. Yani sızıntı, dergilerin adı da sızıntıydı. Gizli saklı bir şey yok. Şimdi AKP Fethullah Gülenciler ne kadar sızdı? AKP Fethullah Gülenciler'e ne kadar sızdığının yanıtı yok. Yok, siyasi ayağı yani, yok çünkü. 15 Temmuz kanlı kaostur. Türkiye'nin en büyük kanlı kaoslarından biridir. Karanlık noktaları çoktur hala. Yani o karanlık noktalar aydınlanmadan o günü çıplak gerçekliğiyle konuşmamız mümkün değil. Çünkü bir sürü karanlık nokta var. O karanlık noktalar ortaya çıkmadı, çıkarılmadı. Ama bir takım şu birkaç örnekle anlamaya çalışalım. Şimdi Latif Erdoğan diye Fethullah Gülen'in tarikatının en yakınlarında olan bir isim vardır. Fethullah Gülen kitabı yazmıştır Küçük Dünya'm diye. Küçük Dünya'm diye kitabı okuduğunuzda Fethullah Gülen bir peygamber olarak tasvir edilmiştir. Öyle benzetme gibisi falan yok. Bir peygambermiş gibi anlatılmıştır, anlatılır orada. İnsanüstü mucizeleri, işte 14 santimlik Edirne'deki bir yerde günlerce yattığı, kaldığı, işte Umre'ye gittiğinde uçarak gittiği, geldiğine kadar acayip detaylar. Kendi iş dünyasında öyle bir anlatmış ki Latif Erdoğan yazmıştır bu kitabı. Bu kitap şu anda onun biyografisinde yoktur. Bilmem bu kitap Latif Erdoğan hiçbir kitap şeyinde bu kitabı göremezsiniz. Ama Küçük Dünya kitabını o yazmıştır. Aynı Latif Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra yazdığı kitabın adı Şeytanın Gülen Yüzü'dür. Şimdi buradan zaten neyin ne olduğunu anlıyoruz. Mesela uzun yıllar Türkiye Fethullah Gülen denilen kişiyi Hüseyin Gülerce ile tanımıştır. Hüseyin Gülerce bunun sözcüsüdür. Hatta ibrikçisi diye tanımlanır. Hani ibrikçisi dendiğinde rahatsız olmazdı, şimdi rahatsız oluyor ama bu kişi şu anda FETÖ avına çıkıyor. Şimdi iç içe bu kadar geçmiş bir yapıyı anlamak, anlatmak çok kolay değil. Yani Fethullah Gülen'in çıkışı, tarikatının çıkışı, Türkiye'de yaptıklarının bedeli çok ağır olmuştur. Hem iktidar ortağı olarak çok ağır bir bedel ödetmişlerdir bu ülkeye, hem de Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'la birlikte Türkiye'nin çok şey kaybetmesine neden olmuşlardır. Dediğim gibi buradaki bütün bu karanlık noktalar biraz biraz ortaya çıkmaya başladığı zaman bunu daha net anlatır, tartışır ve konuşuruz. Şimdi bu hak hukuk meselesinde bir sürü şey yapılıyor. Evet, haksızlığa uğrayan insan vardır ama yaptıklarının bedelini ödememişlerdir. Çok büyük kötülük yapmışlardır bu ülkeye. Her anlamda bu kötülüğün karşısını vermemişlerdir. Şimdi bu 15 Temmuz mevzusu evet Türkiye'nin seyrini değiştirdi. Hikayelerin ve mitlerin Kurtuluş Savaşı yerine kondu. Kurtuluş Savaşı'nın değil de 15 Temmuz'un milat alındığı bir dönem yaşadık. Hani Nene Hatun vardı. Herkes bir hatırlasın. Tayyip Erdoğan hatta tam ifadesi şöyleydi. Nene Hatun, bu asrın Nene Hatun'udur diye bir Şerife Boz diye bir isim vardı. Yakından takip edenler ve hafızayı biraz zorlayanlar hatırlayacaktır. Şimdi bu Şerife Boz bir kamyonla
15 Temmuz'un simgesi haline gelmiştir. Bu kamyona tapılmıştır sonra. Belediye tarafından çok büyük miktara satın alınmıştır. Müze haline getirilmiştir. Hatta Şerife Boz'un Mamak'ta heykeli dikilmiştir bu ülkede. 3 yıldır Şerife Boz diye birisi hiç olmamış bu ülkede. Yok. Hani Nene Hatun denilen bir simge ortada yok. Niye? Çünkü gerçekten 15 Temmuz'un bedelini ağır ödemiş aileler, yakınlarını kaybetmiş insanlar bir dolandırıcı olarak nitelendirmiştir Şerife Boz'u. Milletvekili adayı olacaktı 2018'de. Aday yapılmamıştır bu süreçten sonra. Ülkenin çeşitli yerlerinde konferans vermiştir. Bilge insanlarına gelmiştir. Okuryazarlığı bile tartışılır. Ama o günden beri ortada yok Şerife Boz. Mesela kimse merak etmiyor AKP'de. Ya nerede bizim Nene Hatun? Bir simge ise bu simgenin devam etmesi lazım. Simgenin adı bile yok ortada. Bu da 15 Temmuz'u anlamamıza yarayan önemli bir anekdot olarak hafızada kalsın. Hatta şöyle Şerife Boz'un 15 Temmuz'da değil de 16 Temmuz'da bu kamyonla olan, şimdi ekranda da görülen bu fotoğrafı çektirdiğini fotoğrafı çeken Anadolu Ajansı muhabiri açıklamıştır. Ama aynı kişi sonradan bu yazdıklarını silmek zorunda kalmıştır. Artık nasıl bir baskıya ya da başka bir şeye uğradıysa. Yani bugün bir Nene Hatunsuz 15 Temmuz'a gidiyoruz tekrar. Evet. Son 3 yıldır olmadığı gibi. FETÖ borsası denilen şey de Türkiye'nin herhalde ki yakın döneminde en çok kemiren olaylardan bir tanesidir. Hukuk, adalet, haklı, haksız anlamında her şeyi belirleyen en önemli kriterlerden olmuştur. Şimdi FETÖ borsası niye önemlidir? Çünkü gerçekten bu suçu ya da bir suç işleyen insanların parayla bu işten kurtulduğunun temeli olmuştur. Bunu kimler söylüyor? Şimdi Sedat Peker'in açıklamalarına baktığımızda Cihan Ekşioğlu denen kişinin ilk FETÖ borsasını kurdu ve buradan çok büyük paralar kazandı. Hatta Litvanya'daki bir alışveriş merkezine çöküldü ve buradan 66 milyon dolar gibi bir paranın paylaşıldığını söylemiştir. Ama bunun yanında yine iktidara yakın, iktidarın Sabah gazetesinde yazan Dilek Güngör'ün bir yazısı vardı 2017 yılında. 2017'de bu FETÖ borsasında en alt limitin 100 bin, 1 milyon ve 10 milyon olarak bir rayiçini belirlemiş ve bu paralar karşılığında insanların serbest bırakıldığını, her ilin ayrı bir FETÖ borsası olduğunu ortaya çıkmıştır ve bu tartışmaları tamamen AKP kendi içerisinde yapılmıştır. Dışarıdan bakıldığında da FETÖ borsasının içerisinde bir tane cinayet vardır. Ahmet Kurtuluş, İzmir'de ikinci il başkanıdır, öldürülmüştür. Ahmet Kurtuluş'un ölümü ve Halil Falyalı cinayeti ortaya çıktığında aslında Türkiye'nin bu yakın dönemdeki bütün illegal ne varsa ortaya çıkarabilecek en önemli iki tane kritik cinayettir. Bu iki cinayetin bütün arkasında olanlar, siyasetçisi, bürokratı, her kim varsa yurt dışı, yurt içindeki ortaklarını ortaya çıkardığında aslında bu dönemin röntgenini de çekmiş olacağız. FETÖ borsası denilen şey öylesine bir para ilişkisinin olduğu değil, aynı zamanda Türkiye'yi teslim alan çok büyük bir kara para organizasyonunun da bir parçasıdır. Dediğim gibi hani kısaca bu dönemi anlatırken, konuşurken Fethullah Gülen hareketinin Türkiye'ye yaşattığı ne varsa bütün kötülüklerin bedeli ödenmemiştir. En önemli kişileri yurt dışındadır. Bu çıkışları özellikle sağlanmıştır. Evet. Son bir örnek vereyim, yine hafızada kalsın. Adil Öksüz'ü bu ülkenin dışarına çıkaran her kim yapıysa hala bu ülkeyi yönetmeye devam ediyordur. Şimdi Gülen çetesiyle AKP'nin bir koalisyonu var. Yıllar süren bir koalisyonu var. Kumpas davaları var, kumpas operasyonları var. Geldiğimiz noktada çok katı bir şekilde ayrılmış yollar var. Burada geldiğimiz noktada FETÖ borsası, Fethullah Gülen'in ölümü, 6 yılda yaşananlar, Tanrı'nın, Allah'ın bir lütfu haline gelen bir darbe girişimi, neler söylersiniz? Öncelikle Fethullah Gülen'in sağlığı ile ilgili bir hekim olarak değerlendirme yapayım.
profesyonel bir gözle baktığımızda, yattığı hastaneyle ilgili yapılan yorumlara da baktığımızda durum gerçekten ciddi. Bir kere Fethullah Gülen'in kalp damar hastalığı olduğu, diyabetinin olduğu, böbrek yetmezliğinin olduğu biliniyor. Pennsylvania yakınlarında değil, oradaki küçük hastanelerde değil, büyük bir hastaneye nakledilmiş. Yurt dışında hekimlik yapan biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki durum son derece vahim ve ciddi. Söz konusu eğer kalbinin durma iddiası doğruysa bundan geri dönme ihtimali hemen hemen yok. Yani hekim olarak böyle bir yorum yapayım. Bu konuyla ilgili birkaç değerlendirmem olacak. Herkesin Fethullah Gülen ve avanesiyle resim çektirmek için yarıştığı bir dönemde ben bu çetenin gadrine uğramış bir isimim. Temel sebebi de onlarla arama çok net bir mesafe koymam, hiçbir fotoğraf karesinde kendilerine görünmemiş olmam. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ne kadar büyük mağdurlar yarattı. İşte biri bizim genel müdürümüz Adnan Bulut. O kadar çok var ki. İntihar edenler, hapse giren... Neler neler. Birkaç örnek vereceğim şimdi. Yani çok da toplumun bilmediği örneklerden de bahsedeceğim. Bir kere son 50 yılda var olan bir yapı bu. Ve sadece AKP değil, ondan önce sağ ve sol birçok iktidarın o ya da bu gerekçeyle ilişkiye girdiği, değişik seviyelerde ve oranlarda irtibatta olduğu bir yapı bu. Fakat çok iyi kurgulanmış, çok iyi dizayn edilmiş, görüntüsü tırnak içerisinde İslamcı bir yapı, bir cemaat ama kesinlikle ucu yurt dışında olan ve yurt dışından kurgulanmış, dizayn edilmiş, profesyonelce yetiştirilmiş insanların olduğu bir yapı. Özel hedefleri siyasette bulunmak, ticarette bulunmak, emniyet içerisinde, yönetimde, mülkiyede bulunmak, istihbaratta bulunmak ve en önemlisi askeriyede bulunmak. Yıllarca bu yola giden her adımı mübah gördüler. Ve sorular çalındı, hatta öyle şeyler yaşandı ki mesela sınavı geçmiş askeri okul öğrencilerinin sağlıktan elenmeleri gerçekleştirildi. Yerine FETÖ'cüler okula sokuldu. Bunlara onay vermeyen doktorlar tasfiye edildi. Görüştüğüm doktorlar var, bu olayın ne kadar dramatik hale geldiğini bilen son derece aydın, düzgün, samimi silahlı insanlar var. Silahlı kuvvetlerin aklını tasfiye ettiler ya, kendilerine yer açabilmek için. Bu sadece bir cemaatin ya da bir dini kişiliğin ya da kimliğin yapabileceği bir şey değil. Ve hatırlayacaksınız, Ergenekon süreciyle başlayan bir tasfiye, korkunç bir intikam ve yok etme periyodu başladı. Bu süre içerisinde bu yapının hem emniyette hem askeriyede hem de yargıda bulunan unsurları inanılmaz bir operasyon yaptılar. Ben bu davadan ömür boyu ağır hapis ve ağırlaştırılmış 15 yıl hapisle yargılandım. Eğer eski yasalar var olmuş olsaydı idamlıkla yargılanacaktım. Yapılan şeyleri anlatamam size ve o dönemde yapılanları belgeleriyle bir kitap haline getirdim ama bugün güvenmediğim için hiçbir yere teslim etmiyorum. Fakat bir gün bu ülkede gerçekten bilimsel çalışan bir hukuk fakültesi olduğuna inanırsam götürüp teslim edeceğim ki bundan sonraki nesiller bundan ibret alsınlar. Böyle bir yapıydı bu. Fotoğraflar vardı Serkan. Onları dönebilir miyiz görüntüleri? O davada yaşadıklarımı... Dava sürecinde yaptıklarını, nelere muktedir olduklarını, evime girmek için neler yaptıklarını, CD'ler koymak için neler yaptıklarını. Bilmediğimiz şeyler var mı? Hani yansıyan tabii ben bunların birçoğunu toplumla paylaşmadım ama yazdım hepsini. Ve günü geldiğinde anlatacağım. Tabii dava şu anda bitti ve beraatle sonuçlandı. Bu bakımdan hani bunları bugün yargıya teslim etme şansım yok. Ama bir anlamda delil ve belge olduğu için hukuk fakültelerinde genç nesillere ibret olması açısından vereceğim. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bir olay yaşandı. AKP'den milletvekili seçilmiş bir ismin eşi yine bu yapının önemli bir ismi tarafından Türkiye'den kaçırılmış. Ve 100 küsür milyon dolarlık bir para transferi gerçekleşmiş yurt dışına. Bu isim söz konusu cezaevinde olan eski bir milletvekilinin eşi söz konusu milletvekilinin eşi çok özel yollarla önce bir Yunan adasına, oradan da İngiltere'ye getirilmiş. Bu arada yine bu yapının bizzat Fethullah Gülen'le ilişkisi olan, irtibatı olan, korunmuş, kollanmış olan bu ismi kendi içerisinde de bir dolandırıcılık yapmış ve 100 küsür milyon dolarlık bu para transferinden önemli bir miktar kendi cebine indirmiş. 40 milyon dolar civarında bir para. Bu esnada AKP'li eski vekilin eşine İngiltere'den oturum alabilmek için
İngiliz kraliyet ailesinden bir prense 700 küsür bin pound rüşvet vermiş. Prens Charles'a geçen hafta haber yapıldı bu. Prens Charles değil. Prens Andrew. Şimdi bakın, yani hala ne kadar büyük bir güç. İnanılmaz bir para transferi gerçekleşiyor. Bir kişi Türkiye'den Yunan adalarına, oradan özel uçakla İngiltere'ye kaçırılıyor. Korkunç bir paralardan bahsediyoruz. Kendi işlerinde, kendi işlerinde inanılmaz bir çark da kurulmuş. Bu paraya el koyuyor, 40 küsür milyon dolarına. Ve ilgili kişi mağdur olduğu için mahkemeye başvuruyor. Ve mahkeme dava görülürken 700 küsür bin poundluk bir kraliyet ailesine verilmiş rüşvet patlıyor. İngiliz gazetelerinde manşet oldu. Hala olabiliyor. İnanılmaz bir güç, inanılmaz bir organizasyon ve bu kişinin nikahına katılan çok önemli bir AKP'li siyasetçi. Şimdi ben bunu sorgulamak zorundayım. Yani her şeyin üstüne gidildi. Her imam bulundu. Yani her sorumlu ya da alandaki imam ortaya çıktı ama siyasette kimin olduğunu bilmiyoruz. Yani siyasi ayağı bulunmadı. Bu ülkede Fethullah Gülen yapısının, örgütünün, FETÖ'nün siyasi yapısı, siyasi ayağı ve siyasi uzantısı net olarak ortaya çıkmadığı takdirde ve bizim hala kafamızda soru işareti olan, karanlık noktaları bulunan seçim çalışmasına katılıp her ne kadar kadınları meclise rekor sayıda taşıdıklarını iddia etseler de birçok farklı pozisyona farklı kadın getirmiş olsalar da kendi tabanında çalışan kadına ne bir iş anlamında ne o siyasi emeğin karşılığında bir emek vermedikleri gibi şunu söylemişti kadın arkadaşlar: biz başka bir kapıyı çalamayacak kadar utanç içindeyiz. Neye ne kadar zararımız dokunduğunu farkındayız. Yüzümüz yere bakıyor. Bizi ancak kadın hareketi sahiplenebilir. Bize vaat edilen bu değildi. Çünkü 2001'de AKP kurulduğunda da mesela kadın başlığı büyük bir başlıktı aslında. Kadının yaşam içerisindeki konumunun artacak olması, hakların tanınacak olması, birçok farklı başlık da vardı. 2016'dan sonra, darbeden sonra KHK'lar çıkarıldı ve o KHK'larla terörle mücadele torbasına doldurulup neredeyse 150 bin kişi mesleğinden atıldı, sivil ölüme terk edildi. Onlara çevrelerinden soyutlandı, hastaneye gidemediler, emeklilik hakları ellerinden alındı, pasaportları ellerinden alındı. İnanılmaz bir dram yaşanıyor. 125 binden fazla KHK'lı. Çoğu hakkında dava bile yok, soruşturma bile yok. Onlardan biri Münir Korkmaz. Olağan işlerin bu bölümünde bizimle. 29 yıllık bir öğretmendi, meslekten atıldı. İyi akşamlar Münir Bey. İyi akşamlar. Bu bölüme sizinle devam edeceğiz ve tüm KHK'lıların seslerini duyurmaya çalışacağız. Ama önce, biraz önce ben Hakkı'yı uğurlamayı unuttum ara verirken. Hakkı, katkıların için çok teşekkürler arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ ol, teşekkürler. Münir Hocam, size gelmeden önce Ayşen Şahin'e söz vermek istiyorum. Çünkü o bize KHK'lıları anlatacak, Harbiyeli öğrencileri anlatacak. Sonra sizinle devam edeceğiz. Buyurun. Münir Hocam buradayken şimdi benim söz almam ne kadar... Münir Hocam... Ben kısacık bir giriş yapayım isterseniz. Demokrasi Konferansı'nda KHK'lıların da belli bir bölümü vardı. Biraz oradan da faydalandım. Hatamız olursa Münir Hoca düzeltsin. Ama hani, Turan Bey'den devraldığım kısmıyla şeyi de söylemek isterim. Aslında yargılandığınızdaki yöntem bugün Osman Kavala davasından, Gezi davası tutuklarından farklı bir yöntem değildi. Şu an biz burada Gülen'in ölümünü konuşuyoruz. AKP siyaseten de şöyle bir yanlış yaptı. Mücadele edilmesi gereken şey devletin içine sızan cemaat ve tarikatlarken bunu tek bir kişinin adı altında FETÖ diye bir kavramla kısıtladı. Sonra bu FETÖ'yü diğer bütün kavramlarla birbirine karıştırıp sistemin karşısında, kendi rejimlerinin karşısında gördükleri herkese yönelttiler. FETÖ kelimesini PKK ile yan yana getirdi, CHP ile yan yana getirdi, HDP ile yan yana getirdi. Toplum nezdinde okurduğu kavramı da mahvetti. Güvenilirliğini
yıktı. Onun dışında siyasi ayağının araştırılması konusundaki soru önergelerine yanıt alınamadığı gibi siyasi ayağı araştırmak için öncelikle Gülen'in Türkiye iadesi bu ülkenin birincil dış politikadaki siyaseti olmalıydı. Çünkü tüm varlığını, yaşanan her şeyi üzerimizdeki işte cemaat, Fethullahçılar garabeti diye kuran bu iktidar yeri geldiğinde kendini gelmiş geçmiş en anti-emperyalist lanse eden bu iktidar ABD'nin karşısına bu iadeyi yapmak zorundasınız. Bizim sizinle suçluların iadesi anlaşmamız varı dayatmadı. Türkiye'nin gündemine hiçbir zaman bu hani en çok konuşulan bir bomba da olmadı. Siyasi ayağı çözmek için önce bir suç örgütünün liderinin Türkiye'ye geri getirilmesi için çaba sarf edilmesi, bunun birinci dış politika unsuru yapılması gerekiyordu. O içimde kalmasın dedim. Şimdi Münir Hocam, KHK'lıları birçok yerde hani dinliyoruz, şey yapıyoruz ama burada herhalde Türkiye'de 12 Eylül'de bile yaşanmayan birçok 136 temel hakkın ihlali diyebiliyorum ve yaklaşık aileleriyle birlikte 134 miydi? 2 milyona 144. 144. Ben gördüm 136 idi, şu şeyden yararlanmıştım, buradaki listeden, ama üzerine yeni hak kayıpları da her geçen gün oluyor. Biz yayında bazen konuşuyoruz. Ne zaman tarikatlar ve cemaatlerde bir suç olsa, işlense, bu suçun şahsiliği ilkesiyle kişiye indirgeniyor. Mustafa Hoş hep altını çizer. Suçun şahsiliği öyle bir şey değildir. Bu tarikat, bu kurum, bu tacizden, çocukların yaşadığı suistimalden sorumludur diye. Ama hukukun temel ilkelerinden olan suçun şahsiliği orada evriltilirken, burada asla göz önüne alınmadığı ve insanların aileleri, yakın çevreleri, çocukları dahi aynı hak kayıplarına maruz bırakıldı. Onlar da iş bulamadılar, onlar da listelere giremediler, onların da yaşamlarını sürdürmeleri imkansız hale geldi. Türkiye'de hiç altını çizmediğimiz 12 Eylül zamanı yapılan tüm filmlerde verilirdi. Bence KHK ile ilgili en korkunç verilerden birisi, Türkiye'de cezaevlerinde ilk kez 17 bin kadın tutuklu, 864'ü bebek olmak üzere 3 bin bebek bu sebeple tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Türkiye'de cezaevlerinde kadın nüfusunun en çok arttığı süreç olarak ülke tarihine geçti. Özellikle siz açarsınız ama aslında cemaatçilik de değil, tabii ki böyle bir kapı aralanmışken nasıl oldu anlamadığımız Marksist literatüre bile büyük eserler veren akademisyenler, tamamen aslında herhangi bir cemaatin, tarikatın tam karşısında olan birçok aydın insan bu KHK'lı formasında lanse edildi, cemaatçi diye lanse edildi. Oysa ki bambaşka ideolojilere, bambaşka siyasi görüşlere sahiptiler. Bir anket çalışması yapılmış. Ben sizden onu açmanızı rica edeceğim. 15 bin KHK'lıyla beni verileri çok etkiledi. Türkiye'deki boşanma oranından %30 daha fazla KHK'ların boşanma oranı. Ağır depresyon vakası çok yüksek. 100'e yakın intihar. Farklı meslek gruplarında tecrübesiz çalıştıkları için ve yaşanan strese bağlı 1200'e yakın ölüm var. %83.6'sı karnımı doyuracak bir gelire sahip değilim diyor. Hakikaten korkunç bir durum ve aslında konuşmamız gereken de şöyle bir durum var. Bu bir suistimaldi. Bir listede adı yazıldığı için ihraç edilenler, KHK damgası yiyenler, bir de KHK'lara dayanılarak kurum kararıyla bu yaftaya maruz bırakılanlar vardı. Bir suistimale döndü bu iş. Bu insanların geriye dönük kaybettikleri iş, yapamadıkları seyahat, hayatlarından çalınan o yıllar, itibarlarının iadesi hem maddi hem manevi tazminatı gerektirecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sanırım bir emsal dava, bu 400 küsur hakim ve savcı için 2 milyon euroya yakın bir cezaya hükmetti. Ama benim bildiğim sadece tutukluluk ve gözaltı için. Yani onların aslında itibarlarına ve maddi manevi tazminat o konuda değil. Sadece tutukluluk ve gözaltı için verilen. Yani bu tutar çok artacak ve sadece 400 kişi için verilendi. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin öngördüğü tutar. Bir de Türkiye'de iç hukukta bu hakların
teslim edilmesi gerekecek. Aslında bizim konuşmamız gereken çok büyük bir bütçe var burada. Bir sonraki iktidarın hakları iade ederken KHK'lılar için düşünmesi gereken hem itibarlarının geri verilmesi, teslim edilmesi hem de hayatlarından çalınan yılların iş gücü kayıplarının, bu çektikleri maddi sıkıntının kompanse edilmesi için ayrılacak çok ciddi bir bütçe var. Büyük bir enkaz devralacak bazen ekonomik olarak yeni bir iktidar, yeni bir hükümet diyoruz. Ama burada aileleri bir 2 milyon insanın mağduriyetinden bahsediyoruz. Burada da korkunç bir bütçe çıkacaktır. Buna da bir kaynak ayrılması gerekecektir. Benim sizlerden öğrendiğim, kendimi özetlediğim buydu. Eksiğim varsa sizden de dinlemek isteriz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum KRT'ye. Yani hani HDP konuşulurken taraflar olmuyor ya. Bugüne kadar hep biz KYK meselesi konuşulurken tarafların olmadığı yerlerle karşı karşıya kalmışken KRT'nin bize yer vermiş olması çok değerli. Arkadaşlarım adına, kendim adıma çok teşekkür ediyorum. Ayşen Hanım çok güzel özetledi. Siz de Bengü Hanım girişte çok güzel ifade ettiniz. Bu bizi fazlasıyla mutlu etti. Şimdi 7. bölümü izledim ben. Aslında AKP ayağına sıkıyor. Niye biliyor musunuz? KYK'lılar Ayşen Hanım'ın söylediği gibi müthiş bir sosyolojik değişimle karşı karşıya. Şimdi ben sosyalistim. Hayatım hep darbelerle, darbelere itiraz etmekle geçti. 12 Eylül darbesine de itiraz ettim. Ancak yani bu 152 bin, bu rakamı da biz Avrupa Konseyi delegasyonuyla yaptığımız toplantıda, Zoom üzerinden yaptığımız toplantıdan öğreniyoruz. Yani hep 126 bin kişi biliniyor ya OHAL komisyonuna başvurulan. Halbuki OHAL komisyonundan umudu olmayan, OHAL komisyonuna başvuru hakkı olmayan insanları falan düşündüğünüzde 152 bin rakamını oradan öğrendik. Şimdi bu süreç öyle bir şey ki ben yani biz biraz sonra anlatacağım bunu da şu an 69 ilde KYK platformları var. Bu platformdaki arkadaşlarımızın hepsindeki sosyolojik değişimi görebiliyorum. Yapılan bir ankette bu arkadaşlarımızın önemli bir bölümü, %99'u belki de AKP'ye oy veren insanların %76'sı CHP'ye oy vereceğini söylüyor. %45'i HDP'ye oy vereceğini söylüyor. Yani AKP artık KYK'lılardan umudunu kessin. Hani dünden itibaren bu af tartışmaları falan başlıyor ya, sürekli böyle balon üretiyorlar işte KYK meselesini çözeceğiz falan diye. Bu bizim KYK'lı arkadaşlarımızda asla bir karşılık bulmayacak. AKP kendisi ayağına sıktı. AKP'nin gidişini KYK'lılar belirleyecek. Bunu açıktan söyleyeyim birinci bölüm için. Şimdi Ayşen Hanım söyledi. Yani biz kimiz? Ben kendi adıma üçüncü ihracımı yaşadım. 12 Eylül'de yaşamıştım. 4 yıl sonra göreve iade oldum. İşte o 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hele hele özellikle özel günleri tespit ederek ihraçlar yapıldı. Biri Cumhuriyet Bayramı, biri 1 Eylül Dünya Barış Günü. İkisinde de çok büyük ihraçlar oldu. Okulumda töreni yapmışım. Akşam beni ihraç ettiler. Daha sonra yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum. 2 ay görev yaptım. Hakkında hiçbir soruşturma yok. Bakın. Hiçbir soruşturma yok. Yüksek Seçim Kurulu'na evraklarımı falan verdim. 2 ay görev yaptıktan sonra hayır görev yapamazsınız dediler. Görevden aldılar. Üçüncü ihracımı yaşadım. 6 yıldır ne yaşıyorsunuz hocam? 6 yıldır evet, bütün KHK'lıların da yaşadıkları sorunlarla birlikte. Şimdi Ayşen Hanım biraz önce özetledi ya, rakamları söyledi. Gerçekten 121 insan bu süreçte, hem de ağırlıkla mütedeyyin insanlar, yani intihar etmenin ne demek olduğunu biliyorsunuz, bu sürece dayanamayarak intihar ettiler. 121 kişi. 19 kişi OHAL komisyonundan göreve iade edildi ancak ölmüşlerdi. Yani göreve dönüşlerini göremediler.
Profesör Haluk Savaş da dahil olmak üzere benim yakın arkadaşımdır. KYK platformlarını birlikte kurduk. 1121 kişi bu süreçte yakalandığı hastalıklar ve iş kazaları nedeniyle yaşamlarını kaybettiler. Ayşen Hanım'ın söylediği gibi Türkiye ortalamasının 30 katı boşanmalarla karşı karşıyayız. Münir, bir şey hatırlatayım mı? Bizi çok üzdü bugün tekrar hatırlamak ama 16 yaşında Bahadır Odabaşı tabii, babasının tutuklanmasını kaldıramadığı için 16 yaşında bir çocuk intihar etti. Ve biz aynısını bu kanalda yine konuştuk. Gezi davası tutuklarından Mine Özerden'in babasının cenazesine eli kelepçeli getirilmişti. İşte burada oğlunun cenazesine, bu pozisyon yüzünden intihar etmiş bir oğlunun cenazesine eli kelepçeyle getirilen bir babaydı. Yani bu insan haklarının artık ortadan tamamen kaldırıldığı, insanca yaşama dair her şeyin ortadan silindiği karelerden birisi. Evlat acısı dünyadaki en ağır şeylerden biri. Orada en azından o tabuta dokunma hakkı vardı. Şimdi Bengü Hanım, biraz önce söylediniz ya, 12 Eylül'ü aratmayacak bir zulümle karşı karşıyayız. Yani insanlar aileleriyle beraber, bırakın çocukları falan değil, aileleriyle beraber cezalandırılıyorlar. Şimdi biraz önce arkadaşın birisi işte bunun hesabını vermeliler falan filan dedi ama şimdi biz bu KYK'lılar bu işin mağdurlarıyız. Yani ben hayatım boyunca... Anlamadım, olunca... onu siz niye üzerinize alındınız ki? Yok, ben üzerime alınmadım. Size değil. Hayır. Yok, sizin için yani bu hep söyleniyor. İşte siz belki bunu bize yönelik söylemediniz ama bunu çok duyuyoruz biz. Şimdi KYK'lıların 4500 tanesi sol sosyalist düşünceye sahip insanlar. Yani KESK üyesi, eğitim seviyesi insanlar. Şimdi öyle bir şeyle karşı karşıyayız ki biz 12 Eylül'de sıkı yönetim mahkemelerinde dahi bu mahkemelerden daha adil yargılanma vardı. Şimdi bunlar da yok ortada. Şimdi hani bize şunu söylüyor insanlar. İşte ya hüküm aldılar, bilmem ne yaptılar. İnanın darbeyle ilişkilendirilen veyahut da darbe suçuyla ilişkilendirilen insan sayısı 2500 kişi. Ama 152 bin kişilik bir mağduriyet var. Bakın, hayatım boyunca cemaat örgütlenmesine itiraz ettim. Okullarda Işık Dershanesi'nin sınavları yapılırken, işte sınav getirirlerken, onların sendikalarına falan. Ama başka bir şey var. Yani şimdi sadece sendika üyesi olduğu için 21 bin kişi ihraç edilmiş. İşte Zaman Gazetesi'ne abone olduğu için insanlar ihraç edilmiş. Benim apartmanımda 10 tane insan Zaman Gazetesi alıyordu. Yani şimdi daha önce yeşil ışık olarak gözüken, belki de avantaj olarak gözüken şeyler birdenbire insanlar için suç oluşturmuş. Münir Bey, bir araya girmek istiyorum. Şimdi Bülent Arınç bugün bir panele katıldı. KYK'larla ilgili bir panelde. Orada şöyle bir cümlesi var. İhbarlar öyle bir boyuta ulaştı ki ev sahibi bile kiracısını tahliye ettirmek için benim kiracım FETÖ'cüdür dedi. YÖK'e listeler geldi. Bırakın bunun FETÖ'cü olmasını, onlar FETÖ karşıtıdır dediler. O geçtiğimiz rektörlük seçimlerinde benim aleyhime çalışmıştı denip ihbar edildi. Yani insanlar kendi rakiplerini göndermek için bile böyle ihbarlar yaptılar. Bunu söyleyen Bülent Arınç. Ve niye şu an söylüyor bunu üzerinden? O başka bir soru. Kaç sene geçti? O başka bir soru. Ayrıca eğer bir yargılanma olsaydı, şimdi Bülent Arınç'ın zaten yargılanıyor olması lazım. Olması gerekiyor. Yani eğer... Buyurun Mümin Bey. Sevgilisiyle atmış, sevgilisini ihbar edenler var. Yani biz bunlara şahitiz. İşte eşiyle yani sorun yaşıyormuş. Eşi ihraç edildikten sonra sen FETÖ'cüsün diye ihbar edilenler var. Yani korkunç bir şekilde bir ihbar. Yani bunu da teşvik ettiler işte. Bu etkin pişmanlık yasası hani tartışmalı çıkmıştı zaten. Burada o kullanılıyor. İnsanlara şey vaat ediyorlar. İşte özellikle emniyet teşkilatında siz 10 kişiyi verirseniz sizi kurtarırız falan diye. Bu tür şeyler vaat ediyorlar. Şimdi şöyle bir şey Bengü Hanım. Yani tüm çoru çocuğuyla, bakın ben eğitimselliyim. Benim kızım 10 Ekim patlamasında yanımdaydı. 10 Ekim patlamasından sonra bir sürü psikolojik sorunlar yaşadı. Akademik olarak geriye gitti. Adana Menni Okulu'nda okuyordu. Sonra
İhraçtan sonra üniversite sınavına girdi. Çok yüksek puan aldı. Ben Türkiye'de okumam dedi. Ama pasaport yok. Sonra annesine bir düzenleme yapıldı. Kıbrıs'a gitti ama ben gidemedim. Kızımla beraber gidemedim. Düşünebiliyor musunuz? Bu benim için, benimki çok basit bir şey. Ama başka arkadaşlara şunları da söylüyorlar. Bakın bize dediler ki ailemiz ya sizin için, bizim için onursunuz. İşte sendikamız sahip çıktı. Toplumsal çevremiz sahip çıktı. Bir sürü avantajlarımız olmasına rağmen ben bir ay boyunca evim okulun yakınındaydı. Bakın kendimden söylüyorum. Başka insanların yaşadıkları benim yanımda şey yani çok büyük şeyler yaşadılar. Ben bir ay boyunca her zil çaldığında ağladım. Ben şuna şahitim. İnsanlar komşularını izole etmişler. Aileler benim diğer çocuklarım genellikle mütedeyin kesimden arkadaşlarımız ihraç olduğu için oğlunu inkar eden, kızını inkar eden, oğluyla kızıyla kardeşiyle konuşmayan, görüşmeyen, sen teröristsin bizim yanımıza gelme diyen insanlar var. Bu arkadaşlarımız hiçbirisi terörist falan değil. Ama dediğim deminki gerekçelerle 6-3 cezalar almış bu insanlar. Adil yargılanma hakkı kullanılmadan almışlar. Dolayısıyla biz de KYK'lılar olarak bir araya geldik. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Evet. AKP, MHP ve Vatan Partisi dışındaki tüm partilerle bu meseleyi görüştük. Bugüne kadar bize vebalı gibi davranılıyordu. Ayşen Hanım'ın söylediği gibi mesela İstanbul Demokrasi Konferansı'nın düzenlenmesinde çok büyük emeği oldu. Evet. İşte Çukurova Demokrasi Konferansı yapıldı bir ay önce. Yine KYK platformları, KYK'lılar çok büyük emek sarf ettiler. KYK'lılar bu ülkede artık demokrasi mücadelesinden taraftırlar. Demokrasi mücadelesi içerisindedirler. Müthiş bir değişim dönüşüm olmuştur. Türkiye'de siyaset yapıyorum diyenlerin, Türkiye'de aydınım ben diyenlerin bunu görmemesi mümkün değil. Ve bizimle iletişim kurmaları gerekiyor insanların diye düşünüyorum. Sesinizi duyurmaya birazcık aracı olduysak ne mutlu bize hocam. Sizi yeniden sıranızda, yani okulunuzda görmeyi umuyoruz. Şimdi sizin yayın duyurusu yapıldığında Twitter'da gördünüz herhalde. Yani evet, o evet. Heyecanı ve memnuniyeti. Evet, evet. Umarım bundan sonra da daha sık bir araya geliriz, sesinizi duyuyoruz. Çok teşekkürler Sayın Korkmaz. Ya şunu da söylemek istiyorum. Buyurun. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bizim dokunulmaya ihtiyacımız var. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Hayatım boyunca teröre karşı çıkmışım. Arkadaşlarım da teröre karşı çıkmış. Biz resmi gazetede terörist olarak edilmişiz. Biraz önce baktım telefonuma. Evet. Cep telefonun uygulamasına, OHAL komisyonun uygulamasına hala yani asla kararlarını hukuki olarak vermemesine rağmen benim şeyim inceleniyor daha. Evet. Ama ben şu an teröristim. Yani şimdi siz de iltisaklı oldunuz. Yani uyduruk bir kavramla iltisaklı, irtibatlı oldunuz. Yani siz de risklisiniz şu an. Yani bu espri ama böyle yani. Gerçekten bizim dokunulmaya, sesimizi duyurmak için ortam açılmasına ihtiyacımız var. O nedenle size ve televizyonunuza çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Kısa bir araya gidiyoruz. Dönüşte beraberiz. Siyasete katarken de böyle vaatlerle bu kadınları sonuçta çalışmanın bir parçası yaptılar. Sadece yoksullukla sınanmak değil, onlar bu içerideki rant düzeninin en ufak parçasından bile pek pay alamadılar. Seçilmiş çok küçücük bir zümre dışında onlar da zaten akrabalık ilişkileriyle yer alan ismini bildiğimiz insanlardı. Önemli ölçüde katılıyorum. Fakat AKP bunu bir anlamda örtmek için ya da maskelemek için toplumun gözü önüne bazı kadın siyasetçileri koyabilmeyi başardı ve kadın milletvekilleri var. Sayısı çok yetersiz de olsa. Bunu çok iyi değerlendirdi. Ama tabandaki bu kaygıyı anlıyorum ve doğru olduğunu ben de söylemeliyim. Yani kadınlar hak ettiği değeri bulamadıklarını onlar da ifade ediyorlar. Tabii kadın dendiğinde bir partinin ya da yöneticisinin
ne anladığına bakmak lazım. Benim için kadın figürü erkekten hiç farklı değildir. Hı-hı. Hatta hekim olarak söyleyeyim, kadın Hı-hı. erkekten üstündür. Yani evet. biyolojik olarak bence üstündür. Ama normal hayatta yıllardır batıda yaşayan biri olarak bunu da içselleştirmiş bir kişi olarak söylüyorum. Kadının erkekten hiçbir farkı yoktur. Ancak AKP'nin nasıl baktığını uygulamalarından görüyoruz ve dediğim gibi kadın figürü iktidara gelirken çok güçlü Hı-hı. bir şekilde kullanıldı. Erkek siyasete şimdi, kadın üzerinden dillendirildi. Kadınların kendi adlarına siyaset yapmasının da aslında göz önündeki kadınlar tarafından da bu da yaşandı. Mesela bir dönem ne kadar kadın meselesine şey yapmasak devam edelim. Peki. Vaktimiz çok sınırlı, biz devam edelim. Hakkı, sana dönmek istiyorum. Şimdi o yazıdaki cümlelerden biri, şu anda AKP büyük bir rant dağıtım merkezinden başka bir şey değildir. Şimdi Canikli hakkında iddialar var, TMS üzerinden kurulan bir sistemden söz ediyoruz. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a ilişkin iddialar var. Hepsini anlatmaya gerek yok. Aylardır bunu konuşuyoruz. Tam da bu sözlerin karşılığı bunlar mı acaba? Şimdi bir seçim kaybedilirse nasıl bir tablo görürüz? Sen nasıl okuyorsun meseleyi? Hı hı. Bengi, izin verirsen küçücük bir parantezle başlamak istiyorum. Datça'dayım biliyorsun. Bugün itibariyle burada bir orman yangını var. Orman yangını sabah öğlen 12 gibi 12 saatlerinde küçük bir alanda başladı. Çok hızlı, evet çok büyük, çok hızlı bir rüzgar var burada. Çok sert bir rüzgar var. Fakat çok hızlı yayıldı. Çünkü müdahale konusunda sanırım yeterince hızlı davranılamadı. Şu kadarını söylemek istiyorum. Geçen yıl Temmuz ayının sonunda Türkiye büyük bir orman yangını faciası yaşadı. Bununla ilgili siyaseten de, teknik olarak da pek çok şey konuşuldu. Bir yıl sonra görüyoruz ki, evet bugün çok fazla uçak müdahale ediyor. Hani bir dostlar alışverişte görsün şeyi çok güçlü. Fakat başlangıcında yani bir olağanüstü durum hazırlığı yok. Bir kriz hazırlığı yok. Geçen yıl büyük yangınlarla ağır hasar gören Marmaris'in burnunun dibindeyiz. Herhangi bir yangına derhal müdahale edecek, onu henüz küçükken rüzgara rağmen bastırabilecek bir tedbir alınmamış, bir kriz yönetimi oluşturulmamış. Aradan geçen bir yılda değişen tek şeyin AKP'nin Tarım ve Orman Bakanı olduğu görülüyor. Tarım ve Orman Bakanı'nın da bu nedenle değişmediğini biliyoruz. Bu küçük parantezi açmak zorunda hissettim kendimi. Evet. Bir an önce buradaki ve Çeşme'deki yangının sona ermesini, başka yerlerde de benzer sorunlar yaşanmamasını ümit ediyoruz. Çeşme'de kontrol altına alındı. Şimdi gözümüz kulağımız Datça'da. Tüm son dakika gelişmeleri aktaracağız Hakkı. Geçmiş olsun size. Teşekkürler. Şimdi AKP yani Selahattin Demirtaş'ın yazısını ben de okudum. Hatta telefonda da konuştuk biraz Selin'le. Bence de Turan Bey'e katılıyorum. Cezaevinde olmasına rağmen önemli tespitler yaptığı bir yazı. Şunu söyleyerek başlamak istiyorum öncelikle. Adalet Kalkınma Partisi'nin aslında 1980'den beri Türkiye'nin başına gelen şeylerin bir devamı, onun bir uzantısı olduğunu gösteren bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye bir kez daha yüksek enflasyonla ve bu yüksek enflasyonun yol açacağı açık, somut siyasal sonuçlarla karşı karşıya. Şimdi ben 1980'den beri tek başına ya da koalisyonla Türkiye'de iktidar olmuş siyasal partilerin isimlerini saymak istiyorum. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Demokratik Sol Parti, Refah Partisi. Bunlar tek başlarına ya da koalisyonlarla 1980'den beri Türkiye'de siyasal iktidara sahip oldular. Bugün bu saydığım partilerin hiçbiri yok. Bunların ufak tefek devamcıları var belki ama oy oranları çok düşük. Aslında siyaseten silinmiş durumdalar. Kendi iktidar oldukları dönem boyunca yapmak durumunda kaldıkları siyasal, ekonomik, ekonomi politik eylemleri yaptılar ve siyaset sahnesinden çekildiler. Bence Adalet Kalkınma Partisi'nin başına gelecek olan da budur. Adalet Kalkınma Partisi... Nasıl dinledik biraz önce? KHK ile ihraç edilmiş 29 yıllık bir öğretmendi. KHK'lılarda büyük mağduriyet var. Ama bu konu o kadar tartışmalı bir konu ki yüzlerce mesaj aldık. O mesajlardan birini okumak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz şu anda cezaevinde olan 80 yaşın üstünde hala amiraller var, generaller var. Onların avukatı Şule Nazlıoğlu Erol bir mesaj paylaştı programımızla.
Onu izninizle okumak istiyorum. KHK'lıların hepsini mağdur ilan edemeyiz. Örgütün üyesi ve yardım yataklık yapanlar bunun dışındadır. Kumpas dava balyozda 3 kuruş tazminat belirlediler. Büyük bölümü hala alınamadı diyor. Şule Nazlıoğlu Erol, bunu okumak boynumuzun borcudur. Bir de genel müdürümüz Adnan Bulut'tan bir mesaj var. Diyor ki AKP FETÖ ortaklığı binlerce mağdur yarattı. Fatih Hilmioğlu ve Yarmay Dönmez'in oğlu da öldü, bunu unutmayın diyor. Ayrıca kendisine ilişkin bir notu da ben aktarmak istiyorum. Adnan Bulut 6 yılla yargılandı. 7,5 yıl hapis cezası verildi. Bu süreçte mesleğini yapamadı. Ama sonra biliyorsunuz o kumpas davaları çöktü. Adnan Bulut da şu anda izlediğiniz KRT'yi kazandırdı. Bu dediğim gibi çok tartışmalı bir konu ve tartışmalarda 10 program yapsak bitmez. Çünkü gerçekten suçlu olanlar var, irtibatlı olanlar var, terör örgütünün içinde olanlar var. Ama çok 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 büyük bir kesim de masumdu. İhbarlarla, kurum amirlerinin kanaatleriyle işlerinden oldular ve onlar çok büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Sivil ölüme terk edildiler. Biz de her zaman onların sesini temelde duyurmaya devam edeceğiz. Var. Bu tartışmanın özünü hep böyle işte toplu hale gelince bir şey gözleniyor. Bir hukuk süzgeci. Evet. Herkesin bu hukuk süzgecinden geçecek. Evet. Yanlış, suçlu, suçsuzun suçlu, orası ayıracak. Evet. Kişiler ayırmaya, gruplar ayırmaya, işte güvendiğimiz bir yargı ayırırsa, olursa inşallah o zaman bu hukuk mesela, dediğimiz şeyden uzaklaşmış olacak. Hukuk, bunun tek şeyi hukuk. Bir yerde Anayasa Mahkemesi şey yapmış. Bitlis Tatvan Belediyesi'ne kaymakamlık bir yazı gönderiyor. Bu personeli KHK'yla at çıkaracaksınız diyor, KHK'ya dayanarak. Personel inat ediyor. Avukatları çok iyi bir savunma yapıyor. 12 kurumdan terörle iltisaklarını gösteren bir delil tespit istemişler. Bir tane çıkmıyor. Adil yargı yapılsa, yargılama süreci olsa, hani soruşturulur, dosyası hazırlanır, mahkemeye verilir. Mahkeme yok, hiçbir şey yok. Ve hayalet bir süreç, bir belirsizlik. Evet. AKP iktidarının en çok yaşadığımız şey işte o çuvala doldurulup suçluyu suçsuzu yoksa şöyle ayırmayıp oluyor. 28 Şubat'tan da içeride şimdi evet. Adil yargılandılar mı? Adil bir hüküm mü aldılar? Yok. Hani hayatın her alanında bu var. O yüzden bütün bunları konuşurken mağdurdu şeydi. Tekrar bu hukuk süzgecine ve tekrar Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olan o hukuk süzgecine ihtiyacı var. Evet. Bu davadaki hukuksuzluk da bu süreçte aslında cemaatin kendi işleyişi yapısı ve tarzından çok da bağımsız değil yani. Bir de burada işte yine o ağababaların dışarıda yurt dışında olması ve yine aynı tartışmalar yani. Hukuk bir gün gerçek bir hukuk sistemine ulaşırsak, suçlunun suçsuzun gerçekten evrensel değerlere göre ayrıldığı bir hukuk süzgecine ulaşırsak bu KHK sorunu da asıl o zaman çözülecek diyorum ve olağan işlerde diğer dosyaya geçmek istiyorum. Yurtar Özcan şu anda Skype hattıyla yayınımıza bağlandı. CHP'nin Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi. İyi akşamlar Yurtar Özcan. İyi akşamlar, yayınlar. Beklettik sizi. Yurtar Özcan'la Sezgin Baran Korkmaz'ı konuşacağız. Sezgin Baran Korkmaz, biliyorsunuz pek çoğu kamuoyunda pek çok kişi Sedat Peker'in ifşalarıyla tanıdı. Kara para aklamaktan, rüşvetten çok büyük büyük paralardan söz ediyoruz burada. Hem Amerika'da hem Türkiye'de kırmızı bültenle aranıyordu. Biliyorsunuz birilerinin tam onun hakkında mallarına el konmadan hadi çık dediği söyleniyor. Bunu da Sedat Peker'in ifşalarından öğrenmiştik. Her neyse, Türkiye'de onun iade edilmesini istemişti, Amerika'da iade edilmesini istemişti, Avusturya'da yakalanmıştı ve Amerika'ya iade edildi. Şimdi Cuma günü Sezgin Baran Korkmaz sırlarıyla, elindeki bilgilerle, kara kaplı defteriyle beraber Amerika'ya gidiyor. Orada mahkemeye çıkacak. Tartışma o kadar çok ki. Yurtar Özcan bunların hepsini çok yakından takip ediyor. Hatta Yurtar Özcan size pası atmadan önce sizin 4 yıl önce, tam 4 yıl önce bir açıklamanız var. Diyorsunuz ki 2018'de yapmışsınız bu yorumu. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'da beraber iş yaptığı kişiler hapiste toplam 3 milyar dolar kara para aklamakla suçlanıyorlar. Bu dava AKP'li bazı isimlere de uzanacak. 4 yıl önce demişsiniz, 4 yıl sonra bambaşka bir tablo var. Artık Sezgin Baran Korkmaz'ı herkes tanıyor. Kimlerle ilişkisi olduğunu herkes biliyor.
Amerika'dan biz ne bekliyoruz oradaki yargı sürecinden? Sezgin Baran Korkmaz'ın vereceği bilgiler Türkiye'de nerelere, kimlere uzar? Bu bilgileri verir mi Sezgin Baran Korkmaz? Şimdi Bengü Hanım, ben o tweet'i attığımda Eylül 2018'de o zamandan beri hapiste olan Kingston kardeşler, işte Levon Termenzyan, Ermeni asıllı Amerikan vatandaşı, onlar Kaliforniya'dan SBK'ya ait özel bir jetle Türkiye'ye kaçmaya çalışırken yakalanmışlardı. Yani o olay üzerine ben öyle bir yorum yapmıştım ama öncesinde daha takip ettiğim bir dosyaydı. Şöyle, olayın esasında en az 1 milyar dolar ABD Hazine Bakanlığı'nın bu grup tarafından, bu suç örgütü tarafından dolandırılma teşebbüsü. Bunun yaklaşık 511 milyon doları tahsis edilmiş ABD Hazine Bakanlığı'ndan ve bunun yaklaşık 1/3, yani 133 milyon doları Sezgin Baran Korkmaz'a ait Lüksemburg'daki şirketler, Türkiye'deki şirketler üzerinden aklanmış. Aklanırken neler yapmışlar? İşte Borajet'i satın almışlar. Türkiye'de sık sık ismi geçen, yine Serhat Peker'in ifşalarıyla birçok kişinin haberdar olduğu Paramount Otel gibi tarzda yerler el değiştirmiş. İsviçre'de oteller alınmış. Lübnan'da el konulan ABD tarafından, daha sonra Kıbrıs Rum kesiminde satılığa çıkarılan Queen Anne isimli lüks yat alınmış. Boğaz'a nazır malikaneler satın alınmış. Üsküdar'da arsalar, daireler. Zaten bu dosyaya baktığınızda, Amerika'daki dosyaya, yani tapu kayıtlarından tutun da havalelere kadar, işte o havaleleri Türkiye'de kim çekmiş, giden kuryeler kim, hangi araçlarla gitmişler, bazen paralar elden verilmiş, yani o gayrimenkulleri satılırken. Ya bu kadar detaylı bir dosya. Yani aslında çok böyle bir yaratıcılığa ya da tahmin oyunlarına pek yer kalmıyor. Bu dosya gayet net. Ben açıkçası şöyle, Sezgin Baran Korkmaz biliyorsunuz 2020 Aralık'ta AKP iktidarının telkiniyle yurt dışına çıkıyor. Bir süre boyunca işte pazarlık yapabileceğini, elindeki bazı mal varlıklarını büyük ihtimalle iktidarın önde gelen isimlerine vererek, hediye ederek ya da onlara yakın bazı isimlere devrederek bu işten kurtarabileceğini sanıyor. Çünkü zaten çoğu zaman öyle olmuş. Yani bunlar gidiyor, bu gruplar gidip başka insanların, işte devletin olsun, özel iş adamlarının olsun malına çöküyorlar. Ondan sonra onları koruyan tabii siyasi bir iktidar var. Onlar da bir şekilde kendi korumaları sayesinde el konulan mallardan payını istiyor. Yani aslında hikaye bu. Yani şöyle, Reza Zarab'la ilgili bazı benzerlikler de var. İşin ilginç tarafı ama şu, biliyorsunuz Reza Zarab en az, yani 20 milyar dolar ABD'nin İran yaptırımlarını en az 20 milyar dolar civarında delmekle suçlanıyor. Reza Zarab için istenen hapis toplam 130 seneydi. Ama şimdi bugüne geliyorsunuz, Sezgin Baran Korkmaz için istenen 3 farklı suçtan toplam ceza 225 sene Amerika'da. Yani 20 sene para aklamak için isteniliyor. Havale sahteciliğinden 10 farklı şekilde işlenmiş suç var, her biri 20'şer sene. Bir de delil karartma, toplam 225 sene. Şimdi bu iade sürecinden sonra ben açıkçası Reza Zarab gibi Sezgin Baran Korkmaz'ın çok direneceğini sanmıyorum burada. Yani Reza Zarab da Mart ayında, Mart 2016'da Miami'de işte o zamanki eşi, çocuğu ve yakın ekibiyle geldiğinde yakalandığında üzerine isnat edilen hiçbir suçu kabul etmemişti. Hatta çok hayırsever bir iş adamı olduğunu anlatmıştı ama 1,5 sene sonra biz New York'ta onu 8 gün boyunca sabahtan akşama kadar birçok şeyi detaylı bir şekilde ve yani yedeklemiş, farklı yerlere koymuş bilgileri, onları da paylaşarak yani ülke olarak da rezil olduğumuzu da hissederek takip ettik. Ben benzer bir süreçte açıkçası Sezgin Baran Korkmaz'ın da geçeceğini düşünüyorum. Çünkü 225 sene, yani zaten ortalama bir insan ömrü 70 sene, 75 sene dersek, yani 4, belki 3-4 yani hayat boyu hapis yatmış gibi bir cezayla karşı karşıya kalacak. Ben bunu göz alabileceğini sanmıyorum. Bir anlaşma olduğu söyleniyor Yurtar Özcan. Böyle dedikodular var. İşte 5-6 yılda çıkacak, böyle anlaşma yapıldı, öyle iade ediliyor Amerika'ya diye.
Geldi mi böyle şeyler sizin de kulağınıza? Yani Reza Zarab örneği var tabii karşımızda. O da yani hapishanede çok uzun süre kalmadı. Yani Mart 2016'da girmişti. Reza Zarab yargılanması, yani o jürili o süreç bitti. Ocak 2018. Ama 6 ay daha New York'ta, Upstate New York'ta bir hapishanede kaldı Reza Zarab. Orada FBI'nin korumasında özel bir bölümde kaldı. Temmuz 2018 itibariyle de Florida'ya geçti. Yani Reza Zarab da 2 seneden belki 2 sene 3 ay gibi bir hapiste kaldı. İşin ilginç tarafı, o kadar zaman geçmesine rağmen Reza Zarrab'la ilgili nihai cezai duruşma yapılmadı. Yani kendisine daha henüz ceza da kesilmedi. Hala o süreç de devam ediyor. O yüzden ben de Sezgin Baran Korkmaz'ın buradaki makamlarla anlaşıp işte elindeki dosyaları, bilgileri anlatıp yani çünkü sadece ben bu Amerika ile alakalı olay değil, benim takip ettiğim kadarıyla Afrika'da da işte bazı illegal işlerin içinde olduğuna dair kanaatler var. Ona ek olarak biliyorsunuz kendisinin uçağının rotaları ortaya çıkmıştı. Yani Venezuela, Türkiye, Rusya, işte İran arasında çok sıkı, hızlı bir trafiğin parçası olduğu, kendine ait, holdingine ait uçağın bazı şeylerde kullanıldığı, bu büyük ihtimalle bazı yaptırımların delindiği ile alakalı. Hem Venezuela açısından hem işte Rusya, İran açısından. Yani o tür gelişmelerin olabileceğini düşündüğüm için ben de kendisinin aynen Reza Zarrab gibi buradaki makamlarla anlaşmaya gidip Reza Zarrab gibi burada ne biliyorsa anlatacak. Ki şöyle bir şey de var. Rusya dediniz, Venezuela dediniz, bunların hepsi o zaman böyle büyük bir ağ ortaya çıkacak eğer konuşursa. Tabii. Yani şöyle mesela Reza Zarrab ilk iddianame biliyorsunuz Reza Zarrab'ın 4 tane farklı iddianamesi oldu. Şimdi Amerika'da hukuk sistemi ilginç. Yani göze çarpan iki büyük şey var bence Amerika'nın hukuk sistemi. Sonuçta Anglo-Sakson kültürün bir parçası burası. Birincisi vites büyütme. Yani ilk iddianameye baktığımızda Reza Zarrab'ın orada başlanan, isnat edilen suçlar, işte sanık sayısı falan her iddianamede daha da fazla arttı. Onu ben benzeri bir şekilde bu Kingston kardeşler, işte Levon, o dosyada da gördüm. Orada da bir vites büyütme oldu. İkincisi de Amerikan yargı sisteminde her zaman pazarlığa açık bir kapı bırakılıyor. Yani bunu Güney Amerika'daki kartellerle de yapmışlar. Terörizm suçundan yargılananlarla da yapmışlar. Çünkü buradaki sistemin ana unsurlarından bir tanesi bir an önce sanıklara suçunu itiraf ettirip kendilerinden daha yüksek seviyede sanıkların yakalanması için onların yardımını alıp aynı ekipleri onlara yönlendirmek. Bir de ben tabii görevlendirilen savcılık ekiplerinin biyografilerini de inceliyorum. Yani sadece işte para aklama vesaireden ziyade daha farklı, daha geniş background'lar olduğunu da görmüştük. Ne mesela? Yani, neler yani var milli, mesela? Nasıl savcılar? Milli güvenlik. Milli güvenlik. Ve yani uluslararası terörizmle alakalı çalışmalar yapmış kişiler var bu ekiplerde. Sonuçta bu paralar biliyorsunuz yani sıradan sizler bizler gibi normal vatandaşların paraları değil bunlar. Öyle ya da böyle suç örgütlerine ait paralar. O suç örgütleri bazıları tabii uyuşturucu satanlar oluyor. Bazıları silah ticareti yapanlar oluyor. Yani mesela Sezgin Baran Korkmaz'ın adının beraber geçtiği kişilerden bir tanesi Afrika'da çok ciddi uzun süre İsrail vatandaşı birisi. Çok ciddi silah kaçakçılığı yapmış bir isim. Hatta ABD yaptırım listesinde iyiydi uzun süre. Trump yönetimi görev devretmeden kısa bir süre önce kendisine yaptırım listesinden çıkarmıştı. Biden görev başladıktan kısa bir süre sonra o İsrail vatandaşı tekrar ABD yaptırım listesine koydu. Yani sadece Türkiye'den de öte daha uluslararası bir network var. Ben o network'ün de bu süreçte ifşa olacağını düşünüyorum. Şimdi o zaman bu yargı süreci başlayınca silah ticareti konuşulacak, uyuşturucu konuşulacak değil mi? Terörizm dediniz, bu konuşulacak. Yani o dev paranın nasıl üleşildiği ortaya çıkarken biz bunları da mı öğreneceğiz? Evet sanıyorum yani bakın mesela Türkiye'de biz uzun zaman bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki o kasino o olaylardan bahsederken
Geçen sene ben sanıyorum Oda TV'ye açıklamıştım. Onları duyurmuştu. Yani daha sonra tabii suikaste kurban giden Halil Falyalı da uzun süredir Amerika'nın aranan listelerindeydi. Yani hem para aklama hem narkotikle alakalı bir dosyada. Burada yani Doğu Virginia makamları tarafından uzun süredir aranıyordu. Yani benim orada biraz önce verdiğim örnekler Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisinden daha ziyade isminin beraber anıldığı şahıslar. Evet, dediğim gibi bunlardan bir tanesi de İsrail vatandaşı. Diğeri Lübnan asıllı Venezuela'da bakanlık seviyesine kadar yükselmiş bir isim. Bunların hepsi ABD'nin yaptırımlar listesinde. Ve yaptıkları iş, yani ben bunları tahmini söylemiyorum. ABD'deki dosyalara baktığımızda o iki ismin bir tanesi dediğim gibi silah kaçakçılığından yaptırım listesine girmiş. Diğeri de uyuşturucu kaçakçılığı. Yani o yüzden bu tür konulara da girilirse önümüzdeki süreçte sadece bu davayı değil diğer konulara da girilirse yani benim için çok büyük bir sürpriz olmayacak. Evet, evet. Peki, çok teşekkürler Yurter Özcan. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun katkınız için, çok teşekkürler. Var mı Mustafa? Orada şöyle bir ayrıntı da var. Sezgin Baran Korkmaz'ın hani bütün bu Yurter Bey'i anlattı zaten. Ama bir taraftan da medya ayağı belki de Türkiye açısından en dikkatli değerlendirilecek tarafı o. Çünkü o medya ayağı aynı zamanda bu para trafiğinin de köprüsü haline gelmiş insanlar. Herhalde birileri uyuyamayacak uzun bir süredir. Yani uyumasınlar da ayrıca. Uyumasınlar zaten, evet, uyumasınlar. Suçu olan uyumasın. Peki şimdi olağan işlerin son bölümüne geçtik. Bu bölümde birazcık misafirimizin deneyimlerini, gözlemlerini dinlemek istiyoruz. Çünkü biz Türkiye'de yıllardır çok ağır bir beyin göçü yaşıyoruz. Bu ülkenin okumuşu, eğitimlisi, düşüneni, geleceğinden umudunu kesmiş binlerce kişi umudunu yurt dışında görüyor. Ve Turhan Bey'in de onlara ilişkin çok gözlemi var. Çünkü o da zorunlu olarak yıllarca yurt dışında yaşadı burada yargılanırken. Şimdi de dönüş için Erdoğan'ın gitmesi gibi bir beklentisi var. Erdoğan dönerse, giderse Turhan Hoca da dönecek buraya. Siz uzun yıllardır İngiltere'desiniz. Evet. Bu ülkeden umudunu kesenler artık... İşte doktor gidiyor orada garsonluk yapıyor. Geçen hafta biz çok doktorları konuştuk. Buranın mühendisi gidiyor orada şoförlük yapıyor. Ama burada olmuyor. Ama buraya dönmüyor. Siz ne gözlüyorsunuz İngiltere'de? Nasıl bir Türkiye'den giden profili var? Pardon, bir ek soru. Şunu hep merak ediyorum. Bu AKP kökenindeki İngiliz sevdasının özel bir şeyi var mı? Var. Niye? Onu açıklayacağım dilerseniz konuşmamın içerisine ekleyeyim onu. Tamam. Bir cümlenizi müsaadenizle düzeltebilir miyim? Tabii Erdoğan ki. Giderse dediniz, ben gittiğinde diyeceğim çünkü benim öyle bir soru işaretim yok. AKP devri kapanıyor, Erdoğan gidiyor ve biz geliyoruz. Dolayısıyla o giderse lafını izninizle ben kendi perspektifimden bir değiştirmiş olayım. Tamam. İsterseniz olaya bakarken... Bir yıl sonra geliyorsunuz Türkiye'ye. Efendim? Bir yıl sonra Türkiye'ye çok geliyorsunuz. Çok özledim. Geçtiğimiz günlerde ameliyat yapmaya başladım ve yeniden mesleğime döneceğim. Uygun bir hastanede mesleki hayatıma, kariyerime devam edeceğim ve kendi dilimde ameliyat yapacağım. Onun heyecanıyla bekliyorum. Dilerseniz geçtiğimiz aylarda yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Aynı hastanede çalıştığım, üniversitede çalıştığım bir hekim arkadaşım. Kendisi Irak kökenli. Yıllar önce Irak'ı terk etmiş, kaçmışlar. Ailesi siyasi bir kişiymiş ve Saddam iktidara geldiğinde ülkeyi terk etmişler. Çok zor şartlar altında ülkeyi terk edip İngiltere'ye gelmişler. Türkiye'yi çok yakından izliyor. Ameliyat yaparken sohbet ettik kendisiyle. Kendisi anestezi uzmanı, ben de ameliyat yaparken bir değerlendirmesini yaptı. Türkiye ile çok büyük benzerliklerimiz vardı bizim dedi. Neydi dedim? Saddam iktidara geldiğinde önce milliyetçi söylemlerle o Baas kültürüyle Irak'ta büyük bir popülaritesi vardı başlangıçta. Ama o dönemde olabilecekleri önce aydınlar fark etti dedi. Yani yetişmiş, eğitimli, donanımlı insanlar fark etti ve ülkeyi önce aydınlar terk etti dedi. Ardından bir süre sonra olabilecekleri hisseden sermaye ülkeden kaçtı dedi, ülkeyi terk etti.
Ve ülke maalesef önemli bir tabakasını, krema tabakasını kaybetti. Ve Saddam geri kalan yapıyla iktidarını uzun yıllar devam ettirdi. Ve korkunç son gerçekleşti. Ve biz artık Irak diye bir ülkeden bahsedemiyoruz dedi. Ve sonra ekledi. Aslında sizin dedi bizden daha kritik bir sorunuz daha var. Sizin de aydınlarınız, akademisyenleriniz yurt dışında geleceğini arıyorlar. Sermaye kaçmaya başladı Türkiye'den. Fakat bir sorun daha var sizde. Türkiye işgal edildi birçok göçmen tarafından. Hmm. Milyonlarca insan geldi sizin ülkenize ve şu anda Türkiye'nin taşıdığı risk, Irak'ın taşıdığı riskten daha büyük dedi. Ve çok önemli bir şeydi bu. Geçtiğimiz iki... Zaten o elitler, okumuş yazmış kesim gidince... Bu tip iktidarların iktidarını devam ettirme olasılığı da şansı da daha çok artmıyor mu? Şüphesiz. Saddam yani, için de öyle. Bu... Şüphesiz. Eleştirecek insan sayısı azalıyor. Hükmetmek daha kolay oluyor. Ve kendi nüfuzunu, kendi otoriter sistemini devam ettirebilecek bir vasat yakalıyor bu tür iktidarlar. İngiltere örneğini vereyim. Yakından tanıdığım bir ülke İngiltere. Orada yaşadığım için bütün süreci yakından biliyorum. Son 2 yıl içerisinde İngiltere'ye göç eden ve orada oturum alan Türk sayısı 100 bin. Özür dilerim, 100 bin. 100 bin. 100 bin. 100 bin kişi İngiltere'de oturum aldı. Bunların önemli bir kısmı burada kariyeri olan, mesleği olan, donanımlı insanlar, birikimli insanlar. Parası olan da var, olmayan da var ama kariyer arayarak, gelecek arayarak İngiltere'ye gelen insanlar. İstisnasız hepsine soruyorum, tanıştığım, görüştüğüm, orada bir özel hastaneyi yönettiğim için çok sayıda insan geliyor. Neden diyorum, niye terk ettiniz dünyanın en güzel ülkesi, her şeyiyle dört dörtlük? Korkuyoruz diyorlar. Çocuklarımız için korkuyoruz. Geleceğimiz için korkuyoruz. Ve ne olacağımızı göremiyoruz ve yavrularımıza daha güzel bir istikbal için buraya geliyoruz. Bu insanların böyle bir kararı alması inanılmaz zor. Gerçekten çok zor. Hatıralarını bırakıyorlar, akrabalarını bırakıyorlar, yıllar boyu hayatını, yaptıkları birikimi bırakıyorlar ve bilmedikleri bir dünyaya, hiç tanımadıkları, ne olacaklarını öngöremedikleri bir dünyaya gidiyorlar. Aradıkları kariyerlerini, eğitimlerini, her şeyini bırakarak. Evet, güvene gidiyorlar, umuda gidiyorlar. Bu çok dramatik bir şey ve hepsinin kaygısı da çocuklarının geleceği. Doktorlara gelelim. Şimdi kimi yandaş kalemlerin yazılarına tanık oldum, öyle çok da ciddi bir doktor göçü yok falan diyorlar. Külliyen yalan. İnanılmaz bir doktor göçü var. Bunu söyleyebilirim size. Şu anda İngiltere'deki kariyer arayan doktorların oluşturduğu WhatsApp gruplarında yüzlerce Türk doktor var. Orada en eskilerden biri olduğum için, sistemi yakından bildiğim için birçok doktorla o ya da bu şekilde ilişkim oluyor. Danışıyorlar, konuşuyorlar. Benim üniversitemde 60'a yakın Türk doktor staj yaptı. Ve oluk oluk da geliyor doktorlar. Hatta o kadar dramatik şeylere tanık oluyorum ki, çünkü proses çok zor. Yani diplomasını alıp gelip İngiltere'de başlayamıyor. Birçok sınavı geçmesi onu lazım. Onu soracağım. Yani buradan giden bir doktor orada nasıl doktor oluyor? O kadar önemli bir soru ki bu. Bununla ilgili bir açıklama yapmak öyle durumundayım. Öyle iyi tıp fakültelerimiz var çok, ki bizim. Çok kapıyorlar. Önemli. Çok önemli. Çok uzun bir prosesten geçmek zorundalar ve bu prosesi ne yazık ki çok sevimsiz ve zor şartlarda yaşıyor birçok meslektaşım. Çünkü birikimleriyle gelmiyorlar önemli bir kısmı. Restoranlarda çalışanlar var, marketlerde kasiyerlik yapanlar var ve maalesef... Uzman olan bir doktordan evet, söz ediyoruz. Evet, çünkü o sınavları geçmeden orada doktor olarak hayatına devam etme şansı yok. Bu Almanya'da öyle mi? Almanya'da da öyle ama İngiltere daha zor. Hı. Almanya daha kolay. Bu süreci bulaşıkçılık yaparak geçiren arkadaşlarım var benim ve bunlardan bir tanesi bir kanser cerrahı. Çok çok dramatik bir tablo. Kanser cerrahı ama evet, bulaşıkçılık yapıyor. Evet. Şöyle düşünüyor yani en fazla 1 yıl ya da 1,5 yıl. Onun sonunda ben zaten burada kariyerime başlayacağım ve çok yüksek maaşlarla iyi bir gelecekle hayatıma devam edeceğim diyor ve katlanıyor bu sürece. O süreci Türkiye'de bile geçirmek istemeyen çok sayıda insan var. Biraz rakamlardan bahsedeyim, sonra da süreçten bahsedeyim. Çünkü gerçekten çok önemli ve çok teknik bir konu olduğu için Türkiye'de bu çok fazla bilinmiyor. Bugün şu anda ortalama Türkiye'den her gün ülkeyi terk eden doktor sayısı ortalama 8 civarında. Her gün 8? Evet, ortalamadan bahsediyorum. Bir önemli İngiltere noktada... için mi genel mi söylüyorsun? Nasıl? İngiltere için mi genel? Genelden bahsediyorum. Bu aslında bizim sadece tabip odası verilerinden elde ettiğimiz sonuçlar. Şimdi İngiltere diyor ki ya da Avrupa, bütün sınavları geçtikten sonra bana diyor kendi ülkende yaptığım hizmetlerinle ilgili bir good standing belgesi getir. Yani bir anlamda temiz kağıdı getir diyor. Bunu almanın 2 yolu var. Bir, ya tabip odasından alabiliyorsunuz
İki, ya da Sağlık Bakanlığı'ndan alıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı, dikkat edin, bu verileri vermiyor. Bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan kim geldi bilmiyoruz. Ama Tabip Odası'nın verileri ortada ve yıllık 2500 civarında bir doktor arkadaşımız bu Good Standing belgesini alıyor. Bu ne demek? Artık Türkiye ile bağını tamamen kopartmış, yurt dışında çalışabilmek ve hekim olarak hayatına devam edebilmek için her kademeden geçmiş demek. Peki insanlar nasıl yurt dışında çalışıyor? Sonra da Suriyelilerin Türkiye'de nasıl çalıştığını anlatacağım ki aradaki farkı görelim. Toplumun bunu bilmeye ihtiyacı var. Küçücük ekleyeyim. Lütfen. Türkiye'nin en iyi ilk 3 tıp fakültesinin toplam mezun sayısı bahsettiğiniz sayının yaklaşık yarısı. Çok mezun doğru. Ettiğimizin iki katını kaybediyoruz. Çok doğru. İki katını kaybediyoruz. Ortalama 1300 yaklaşık mezun iki. Veriyor. Hacettepe, Cerrahpaşa. Cerrahpaşa, Çapa. Çok doğru. Ortalama benim geçen yaptığım hesaba göre Türkiye şu anda 7 veya 8 üniversitesinin mezun ettiği doktorları 6 yıl boyunca emek edip harcayıp yetiştirdiği bu donanımlı insanları her yıl kaybediyor. Bakın bu çok dramatik bir şey. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Bundan ne kadar haberdar ya da Türkiye'yi bekleyen bu sorundan ne kadar haberdar bilmiyorum. Ama bu çok önemli bir problem. Haberdardır da. Çok önemli bir problem. Sorunuza gelmek istiyorum. Önce yurt dışında hekim olarak çalışabilmek için mutlaka akredite bir üniversiteden mezun olmanız lazım. Yani İngiltere'nin, Amerika'nın ya da Avrupa'nın, Almanya'nın tanıdığı bir üniversite. Türkiye'nin yeni açtığı bu işte mahallelerde apartmandan bozma üniversiteleri tanımıyor. İyi bir üniversiteden mezun olmanız lazım. Bu bir. İkincisi, sistem diyor ki tamam güzel, bu üniversiteni ben akredite ediyorum, tanıyorum. Gel bakalım bir dil sınavını geç. Çok ağır bir dil sınavı var. Çok ağır ve zor bir dil sınavı var. Çünkü sistem diyor ki benim hastamla iletişim kurman için o dile, İngilizceye çok iyi hakim olabilmen lazım. Hata yapmaman lazım diyor. Çok zor bir dil sınavı var. Bunu verdikten sonra bir yazılı sınava giriyorsunuz. Tıp fakültesindeki bütün derslerin tamamının en azından test edildiği zor bir sınava giriyorsunuz. Bunu geçtikten sonra özel bir uygulama var. Sözlü diyebileceğimiz ama çok karmaşık bir sınav daha var. Bunu da geçtikten sonra gidiyorsunuz otoritelere. Ben bütün bu sınavları geçtim. Durumum da bu. Beni akredite edin ve bana diploma verin diyorsunuz. Sistem diyor ki peki tamam geçtin, kabul, ama bana Türkiye'den ya Sağlık Bakanlığı'ndan ya da Tabip Odası'ndan belge getir. Ben diyor mesleki hayatında bir hata yapıp yapmadığını, bir suistimal yapıp yapmadığını, malpractice ya da bir kişisel hatanın olup olmadığını bilmek istiyorum. Onları da getir diyor. Ondan sonra bütün bunlardan geçtikten sonra diplomanızı alıyorsunuz, lisansınızı alıyorsunuz ve orada kariyerinize başlıyorsunuz. Bu çok uzun, çetrefilli, karmaşık bir yol. Ama Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun çok sayıda insan maalesef bu yolu tercih ediyor ve binlerce kişi şu anda sınav hazırlığı yapıyor. Tabii. Ben önümüzdeki günlerde İngiltere'de 7 tane tıp fakültesi öğrencisine misafir edeceğim. Gerekçe de şu, yurt dışını tanısınlar. Bir ilan yaptım sosyal medyadan. Dedim ki hiç yurt dışına gitmemiş ve sadece devlet okullarında okumuş 7 tane tıp fakültesi öğrencisi misafir edeceğim. 3500 kişi müracaat etti. 3500 kişi ve 2 gün içerisinde. Bunların hepsinin dosyaları var, başvuruları var, e-mailleri var. İnanın yüreğiniz parçalanır. O gencecik, o pırıl pırıl çocukların nasıl dışarıya gidebilmek için canhıraş uğraştıklarını, nasıl geleceklerini ve umutlarını yurt dışına bağladıklarını üzülerek göreceksiniz. Hani Erdoğan diyor ya, giderlerse gitsinler. Öyle değil. Bu çocuklar bu ülkenin geleceği, bu çocuklar bu ülkenin istikbali. Pırıl pırıl gençlerin umutları çalınmış, istikballeri çalınmış, gelecekleri çalınmış, heyecanları çalınmış. Bu çocuklara ben bu ülkede yaşamayacağım, yurt dışında gelecek arıyorum dedirten nedir? Bu sebep nedir? Korku ve yıllarca bu ülkenin yanlış yönetilmesidir. Şimdi siz hepiniz saygın gazetecilersiniz ve Türkiye'yi çok yakından takip ediyorsunuz. Rolleri izninizle değişeyim, ben size bir soru sorayım. Suriyeliler burada nasıl çalışıyorlar? Suriyeli doktorlar Türkiye'de nasıl çalışıyor? Geldi Türkiye'ye, nasıl çalışıyor? Bir denklik bile olmadığını biliyorum ben. Yani bir prosedür yok ki. Yani vatandaş nasıl oluyorlar onu bilmiyoruz ki. Şeffaf olmayan bir ülkede evet. Bu sorunun yanıtını herhalde ben size veremeyiz. Siz de sanıyorum aynı şeyi söyleyeceksiniz değil mi? Ben size söyleyeyim. Eline bir diploma alıyor. Geliyor buraya. Ben Suriye'de falanca üniversiteden mezun Türkçe oldum bile diyor. Çok bilmeleri gerekmiyor. Diplomasının gerçek olup olmadığını bilmiyoruz.
Müfredatının bizimle uyumlu olup olmadığını bilmiyoruz. Üniversiteden gerçekten mezun olup olmadığını bilmiyoruz. Dil hakimiyetini bilmiyoruz. Medikal tarafının yeterli olup olmadığını bilmiyoruz. Hoş geldin, gel biz seni hemen burada hekim olarak çalıştıralım. Ama bu mesela bir dönem Türkiye'ye gelen İranlılar için böyle değildi diye biliyorum. O zaman çok kalifiye hekimleri getirdiler, geldiler. Orada bir denklik vardı, kolay olmuyordu diye hatırlıyorum. Bu büyük göç dalgası başlamadan eski önce. Eski dönemdeki uygulamadan haberdar değilim. Burada okuyanları ayrı tutuyorum. Yani yurt dışından gelmiş, burada okumuş, diplomasını buradan almış. O ayrı bir şey. Ama şu an Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kabaca 5000 civarında Suriye'den gelmiş sağlık çalışanı var geçtiğimiz yıllarda. Ve bunlarla ilgili defalarca biliyorum çünkü prosesin böyle olduğunu, prosedürün böyle olduğunu. Birçok yerde eleştirdim, yazdım, çizdim, sosyal medyada hiçbir cevap yok. Çünkü hiçbir sınav yok. Bakın biz en iyi üniversitelerden yetişmiş, pırıl pırıl, donanımlı, birikimli, bir de sadece üniversite mezunlarından bahsetmiyoruz. Şu anda o kadar profesör arkadaşım var ki İngiltere'de sınavlara hazırlanan. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden en deneyimli kadroları şu anda yurt dışında gelecek arıyor. Ve biz Suriyelilere hiçbir prosedür uygulamadan hoş geldiniz deyip kapılarımızı açıyoruz. Bu gerçekten büyük... içinde iyi olanları da ayırt edemiyorsunuz. Böyle. Edemezsiniz. Hayır. Gelenler içerisinde iyi bir hekim olan da vardır, iyi bir eğitim görmüş olan da vardır, uzman olan da. Onu ayırt edecek şey de yok o zaman. Ama bunun için mutlaka bir dil sınavı lazım, mutlaka bir medikal sınavdan geçmesi lazım. Bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Yani Sağlık Bakanı karşısına alıp da ben seni beğendim, hoş geldin, sen bizim işte kardeşimizsin, biz de ensarız, gel sana kucak açıyorum, gel bakalım. Şey bir bunun bir prosedürün olması lazım. Tabii, hani tabii. Bir prosedürü olacak ve ona uyacak. Nasıl İngiltere'deki kadar olmasa bile... Bunun olması lazım. Bunun dışındaki her şey ve çok büyük risk. Bir de can teslim ediyorsunuz hani insanlara. Buradaki merdiven altı üniversitesini düşünürsen aynı şey orada da olabilir. Bu bir de 2023 seçimlerinin sonucuna göre de çok belirlenecek. O seçimden çıkacak herhangi bir sonuçla beyin göçü ya patlayacak. Bakın Erdoğan bundan birkaç yıl önce tersine beyin göçünü başlatıyoruz ve yurt dışındaki bilim adamlarını Türkiye'ye davet ediyoruz dedi. Hiçbir işe yaramadı. Soruyorum buradan sizin vasıtanızla. Siyasiler de sorsunlar. Bir Allah'ın kulu geldi mi Türkiye'ye? Evet, gelmedi. Güzel. Bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Gelen arkadaşlarımın hepsine soruyorum. Kaygınız para mı? Yani burada maaş farkı var. Çok ciddi bir fark var Avrupa ile Türkiye arasında. Hayır diyorlar. Korku. Yani sakın kimse meslektaşlarımı işte daha iyi para var onun için Türkiye'yi terk ediyorlar diye aşağılamasın, onları incitmesin, kırmasın. Çünkü para kaygısı değil. Dolayısıyla fotoğrafın tamamını iyi görmek ve o işin psikolojisini iyi okumak lazım. Ya, bir de şöyle bir şey vardı. Bizim hani mesela Hitler döneminde çok değerli olan bir sürü akademisyen, bilim insanı Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye, evet. Ve hani dil tarih coğrafya fakültesini kuranlar onlardır. Konservatuvarda bir tıpta mesela çok özel bizim hani dışarıdan gelen insanlara böyle işte tersine beyin göçü diye bunu propaganda yapıp olmayan bir şey söylemek yerine olmuşu vardır bu ülkede ve bu ülkede çok büyük katkılarda bulunmuşlardır. Bu ülkenin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Şimdi o dönemden yani o yıllardan böyle büyük bir beyin göçü dışarıya şöyle bir tartışma da oluyor. Bunu şunun için söyledim. Hani gidenlerin böyle suçlandığı sanki ülkeyi terk etmiş hatta Suriye'den gelenlerle özdeşleştirildiği gibi bir durum var. Az önce sorduğum şey şu yüzden de ne yaşıyorlar orada, nasıl bir uzmanlık alıp doktor oluyorlar. Bu kadar şeyi göz almak öyle kolay iş değil. Bu Türkiye'deki yaşam alanının nasıl bir vahşi bir sürece dönüştüğünü anlatması açısından önemli. Yani çok önemli gidene, bu söylediğiniz. Gidene artık şöyle, ben kendi adıma belki bir 10 yıl önce falan böyle bir şey olsa bunu çok doğru bulmazdım gitmeyi. Yani ben bu ülkede kalmayı tercih etmiş bir gazeteciyim. Evet. Ama şimdi gidenler açısından aynı şeyi söyleyemiyorum. Türkiye'de tıbbın önemli katkı sağlayan isimleridir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Hitler Almanya'sından kaçıp gelenler. Mesela Profesör Frank vardır. Ben ÇAP'a mezunuyum. Frank Amfisi var bizde. Dahiliye Departmanı kuran bir isimdi. Çok kıymetli, önemli bir bilim adamıydı. Biz şu anda o kadar çok profesör, o kadar çok donanımlı, birikimli insan kaybediyoruz ki.
Öte yandan madalyonun bir öbür yüzü de var. Yani onu da çevirmemiz lazım. Bugün siz gelir benim misafirim olursanız Londra'da hepinizi davet ediyorum. Londra sokaklarında özellikle zengin muhitlerde yürürsek ya da lüks restoranlara ya da kafelere gidersek çok sayıda AKP'liyi göreceksiniz orada. Çok sayıda AKP'li şu anda onlar iş ne adamı. Yapıyor? Yatırım yapıyor, mülk alıyor, iş kurmaya çalışıyorlar, oturum almaya karşılaşıp çalışıyorlar. Karşılaşıp konuştuğunuz oldu mu hiç? Zaman zaman görüştüğüm oluyor tabii. Yani ne bana diyorlar, niye alıyorlar o mülkleri? Ki Londra'da mülkün en pahalı olduğu yerler gibi. Çok pahalı, yani dünyadaki mülkün en pahalı olduğu birkaç şehirden niye bir tanesi. Niye alıyorlar oradan mülkü? Onlar da geleceklerinden korkuyor. Onlar da gelecekle ilgili yatırım yapıyorlar. Ya İngilizlerin şöyle bir şey var diyor, hukuk sistemleri hani çok daha belirgindir, bir hukuk sistemi vardır. Orada hukuka mı sığınıyorlar? Çok doğru. İngiltere aslında buradaki bütün dünyadaki hukuksuzluğun mimarı olup orada hukuka mı sığınıyor? Şöyle, yani İngiltere buradaki hukuksuzluğu bilemez. Onu sorgulama kapasitesine de sahip değil. Onu kişiler için söylüyor. Yok, o kişiler için söylüyor. Ben AKP'ler için bunu tercih eden, İngiltere'yi yani, niye tercih ettiklerini konuşuyoruz yani. Şöyle, İngiltere'deki sistem buradan gelen bir kişinin Türkiye'de ne yapıp yapmadığını araştırma kapasitesine sahip değil. Yani o legal yollardan gidenler açısından soruyor. Evet. Burada hukuksuzluğun, çöküşün müsebbiplerinden biri olup sonra da kaçıp hukuka sığınmaktan söz ediyor. Buradan hem nakdi hem kendilerini çıkarmaya mı hazırlanıyorlar demeye. Yargı konusuna bir şey diyemeyeceğim ama parasal konuda bir güvence aradıklarını net olarak söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok köklü ve güçlü bir hukuk düzeni var İngiltere'de. Buna sığınma, bunun garantisinden medet olma, umma gibi bir anlayış olduğunu söyleyebilirim ama çok sayıda iş adamı özellikle son birkaç yılda İngiltere'de gelecek arıyor. Bazı avukat arkadaşlarım var. Emlak alım satımı yapan arkadaşlarım var. Hatta öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'ye gelip işlemlerini burada yapan, vekaletini burada alarak para transferlerini gerçekleştirip oradan İngiltere'den ev alım satım işlemlerini yapan hukukçular var. Yüksek meblağlarla alım satım yapan insanlar var. Şöyle düşünüyorum, alın teriyle ya da en azından bir girişimcilikle ya da yıllara yayılan bir ticaretle dahi Londra'da büyük mevlalı gayrimülk almak bu ülke geçmişinde çok az sermaye sahibine nasip olmuş bir şeydir. Dolayısıyla o mülklerin alındığı tutarların içinde de büyük ihtimal bizim hakkımız vardır, mevcuttur. Çünkü Londra'da bugün milyon pound dediğimiz şey Türk lirasıyla düşündüğümüzde korkunç tutarlara tekabül ediyor. Zamanında belki de 15-20 sene önce Türkiye'de herhangi bir sermayedar ya da herhangi bir çok kazanan sanatçı magazin figürü ABD ya da Londra'da bir ev aldığında bu bir magazin haberi olurdu. Bu kadar büyük bir meblağ ve Türkiye'deki insanların dilini yoracak bir yatırım olurdu. Yani böyle bir sermaye akışındaki sermayede kendi nezdimde düşünüyorum şaibeli diye. Bu korku konusuna bir şey eklemek istiyorum. Bir de biz her bölümün sonunda bir kitap öneriyorduk. Şimdi tam da konuyla ilgili geldi. Yanımda yok ama önermiş olayım. Geçen sene çıkmıştı Evrim Kur'an'ın Onlar Göçtü Buradan diye bir kitabı. Yaklaşık 100'e yakın ülkede 3000'e yakın insanla görüşme yapmıştı, bir çalışma yapmıştı. Orada şöyle bir veri çıkmıştı. Giden insanların birçoğu, tabi bu geçen sene yayınlanan bir kitaptı ve geçen seneki anketti. Çünkü sağlıkçılar üzerinde, hekimler üzerinde ciddi bir şiddet var. İşlerini yapmaları gerçekten fiziken ve manen imkansız hale getirildiği için korku biraz daha ön plana da çıkmış olabilir. Yaşamlarından endişe ediyor onlar artık. Bu daha genel, her meslek grubundan giden üzerinden bir çalışmaydı. Edebi bir dille anlatmıştı. Giden insanların birincil koşulları aslında daha iyi bir yaşam. Daha iyi bir yaşamı hem ekonomik anlamda hem de planlayabildikleri bir yaşam olarak öngörüyorlar. Çok ama iyi. Kalanların kalma kararını etkileyen birincil şey hak ve özgürlüklerdi. Bize burada o kadar çok unutturulmuş ki giderken aklına bile gelmeyecek şeylerle karşılaşıyoruz. Çünkü biz burada İnsan olarak yaşamanın, bir yurttaş olarak yaşamanın, ki bu insanlar yurttaş değiller, oturum izniyle oturuyorlar ama o şehirde yaşayan bir insanın hak ve özgürlüğü bize o kadar unutturulmuş ki ben gideyim de diyor döndürebileyim, yani önümü görebileyim, plan yapabileyim ama gittiği an bakıyor ben bir insanım, haklarım korunuyor, haklarım var. Bunu keşfettiği an dönmekten vazgeçiyor. Yine çok Bahar Çuhadar'ın
Güzel bir kitabı vardı. O da yanılmıyorsam 2 sene oldu çıkalı. Gazeteci Bahar Çuhadar'da Yeni Ülke Yeni Hayat, Türkiye'den Gidenlerin Hikayeleri diye yine Türkiye'den göç edenlerle yaptığı röportajlar üzerine bir kitap yazmıştı. Onda da kimisi dönmeyi çok istiyordu ve kapıyı açık bırakıyordu. Kimisi ise yeni bir yerde kök salmanın zaten çok büyük bir emek gerektirdiğini, yani buraya bir emek veriyorsunuz, 20 sene, 30 sene, 40 sene bir emek veriyorsunuz bu yaşama, sizin dışınızdaki etkenler yüzünden oldurulmuyor. O yerden sonra bir risk alıp yeni bir yaşam oldurmak için bir emek veriyorsunuz. Birçoğu da ikinci emek boşa gitmesin, ben yeniden bu hissi yaşamak istemiyorum, dönmeyeceğim. İnsan olduğumu hissettikten sonra yeni bir risk almak istemiyorum gibi karşılıklar. Onda da her yanıt vardı. Hani kararsız olanı da vardı. İki kitabı da önermiş olayım. Gidenin, kalanın ve dönmek isteyip dönmek istemeyenlerin birçok röportajda farklı farklı görüşleri vardı. Bir tane beni çok etkilemişti. Geldiğim için mutluyum diyebilir miyim? Diyemem. Ama daha az mutsuzum diyebilirim diyordu. Hem çalışan bir kadın hem anne olarak ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Aslında ruh halimiz o. Türkiye derin bir mutsuzluk. Giden kendine mutlu diyemiyor. Ama sadece o kadar da mutsuz değilim diye ifade edebiliyor belki de. O kadar önemli şeyler söylediniz ki, özür dilerim lafınızı kestim. Yani gider insanların psikolojisini sanki bizzat orada yaşamış gibi anlattınız. Çok doğru. Kitap okudum hocam. Çok doğru. Şimdi ben bundan 15 yıl önce milletvekiliydim. Tabii ki o zaman da demokrasi, insan hakları, özgürlük, buna benzer bir takım değerleri ve kavramları hep konuşuyorduk. Ama bunu bizzat yaşayarak, deneyimleyerek hayatınızda tecrübe etmeniz son derece önemli. Ben İngiltere'de cezaevinden zamanın İçişleri Bakanı, sonra Başbakan olan Theresa May'i mahkemeye vererek çıktım. Yani o ülkenin İçişleri Bakanı'nı, sonra Başbakan olmuş birisini mahkum ederek cezaevinden çıktım. Bir insan için demokrasi, özgürlük, eşitlik, insan hakları, yargının bağımsızlığı ne kadar önemli bir kıymet anlatamam size. Bunu insanlar bizatihi o toplumun içerisinde yaşadıktan sonra, deneyimledikten sonra çok zor yeniden geri dönüp adapte olması. Burada gidenlere bakanlar sadece para için gittiklerini düşünüyorlar. İnanın hiçbir önemi yok paranın. Ama orada eşit bir insan olabilmek, duygu ve düşüncelerinde tamamen özgür olabilmek, yargının karşısında eşit olabilmek, yargıya güvenmek, devlete güvenmek, hukuka güvenmek, bir şeyi ifade ederken korkmamak, akşam kapısını kimin çalacağı konusunda endişe etmemek o kadar büyük bir huzur ve güvence ki, ben birçok geceler kapımı, bahçeli bir evim var, unutuyorum kilitlemeyi. Aklıma bile gelmiyor birisi gelir mi, bir şey olur mu falan diye. Yani bu çok önemli bir kavram. Türkiye'nin temel ihtiyaçlarından bir tanesi insan hakları, demokrasi, özgürlük ve laiklik şüphesiz. Bununla ilgili gerçekten olgunlaşmış bir kültüre ihtiyacı var Türkiye'nin. Beyin göçünde şöyle bir sorun da var. Şimdi giden doktorlardan, mühendislerden söz ediyoruz ya. Bir de olası beyinlerin göçü var. Kendim de onlardan biriyim, ondan örnek vereyim. Mesela ben oğlumu liseden sonra gönderdim, 18 yaşında. Çünkü Mustafa'nın dediği gibi biz gitmiyoruz ama onu gönderiyorsun, onun bedeline katlanıyorsun. Aileler bölünüyor bir, korkunç bir özlem giriyor araya iki. Çocuklar çok küçük yaşta, yani parçalanmış aileler burada kalmış. Kalsa belki bambaşka olacak hayatlar. Ortaokuldan giden çocuklar var hocam, biliyor musunuz? Benim yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan eşim, dostum var. Ortaokulu bitiriyor çocuk, artık lisede gönderiyor çocuğunu. Bu kadar umudunu kesmiş. Yani beyin göçünün dışında da yetişecek, yetişmiş olası beyinleri de kaybediyoruz. Bence bu daha büyük tehlike, daha büyük risk. %100 öfke de büyütüyor ayrıca. Ben de büyüyen öfkeden biliyorum. Çünkü ben niye çocuğumdan ayrı bir ülkede yaşıyorum gibi. Erdoğan'ın yakın çevresinden dahi şu anda İngiltere'de kariyer arayan, gelecek arayan, istikbal arayan insanlar var. Ailesinin bir kısmını orada bırakıp kendisi gelip giden çok önemli isimler var. Erdoğan'ın bunları iyi okuması lazım, iyi anlaması lazım. Aileden mi? Saray çevresinden? Hayır. Erdoğan'a yakın çevresi, aileden bahsetmiyorum, onunla ilgili bir yorum yapmıyorum ama yakın çevresinden
Özellikle İngiltere'yi bildiğim için, zaman zaman karşılaştığım için söylüyorum bunu, net olarak söylüyorum. Çok yakın çevresinden insanlar var. Bir şekilde eşlerine oturum almışlar, çocuklarını oraya intikal ettirmişler. Kendileri bir anlamda oturum almış, orada ev almışlar, mülk almışlar, gelip giden insanlar var. Onların da kafalarının arkasında bir güvence var. Türkiye ile ilgili bir gelecek kaygısı var ve yarınlarını garanti altına alma duygusu var. Şöyle bir istatistik de yok mesela yakın zamanda, ya çok duyuyorum ben de o çevreden, AKP'nin zenginleri, ya bu haksız elde edilmiş bir zenginlik, bunu çok rahat söylüyorum. Yani halktan çaldıklarını, servet transferi, halktan çalınmış paralardır bunun birçoğu. Çünkü bu kadar talan edilmiş bir ülkede hak edilmiş bir para yoktur. Bir size de bir sorum olacak, belki de programla bitiyor artık. Son dönemde, son 5 yıldır AKP'nin bu gelir, üst düzey geliri olanların büyük bir çoğunluğunun bütün çocuklarının Amerika'da ya da İngiltere'de ya da başka ülkelerde doğum yaptığını, ya doğal olarak oranın vatandaşı oluyor, bunu tercih ettiklerini söylüyorlar. Bu da bir şeyi gösteriyor. İngiltere'de öyle değil. Ona eğer sorunuz varsa cevap veririm. Bir de şey söyleyeceğim. Diyelim ki şimdi şey oldu. Türkiye'de bunlar gitti, yargılandı. İngiltere'de mülk almış, edinmiş bir insan var. Ama burada bu parayı çaldığı mahkeme kararıyla tescillendi. İngiltere'ye başvurulduğunda nasıl bir yaklaşım oluyor oranın sistemi? Çok zor onu geri almak. Yani İngiliz hukukuna göre onu geri almak çok zor. Bir kere zaten şöyle, yani İngiltere'de mülk alabilmek için hukuk sistemi bu paranın bir anlamda legal olduğuna dair bir takım belgeleri istiyor avukatlardan. Bu prosesi geçtikten sonra bu evi ya da mülkü alabiliyor. Yani İngiltere'ye para transferi yapmak çok kolay bir iş değil bankalar arasında. Ama bu süreci atlattıktan sonra ve orada bir mülk almışsa bir kişinin, çok ama çok ekstrem ve özel şartlar dışında o paranın geri gelme imkanı yok. Yok. İngiltere'de paranın güvenceli olduğunu garantisi alınıyordur da, buradan da istenen belgeleri bir vesile hazırlamak bu sistemsizlik içinde çok kolay. İngiliz onu kolay. Bilmiyor zaten. Yani, yani hani buradan her evrakı hazırlarsınız. Birçoğu beyanata dayalı ama yargı kararıyla bir takım belgeleri aktarırsanız oraya belki, ama genel olarak şunu söyleyebilirim, hemen hemen imkansız. Peki. Turhan Bey, çok teşekkür ederiz katkınız için. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. İyi bir program olmuştur. Sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bu hafta Olağan İşler sona erdi. Erol Çıktunca yönetmenimizdi. Cihan Güner yönetimindeki KRT Web ekibi sesimizi size sosyal medyadan duyurmak için bu saate kadar mesai yaptı. Ve biz bu programı Serkan Bayraktar'la birlikte hazırladık. İyi akşamlar. Güzel haberlerle kalın. KRT'de kalın.